Nargex artı kırık futbolu sunar. İyi akşamlar. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu hazırlayıp sunduğu Artık 40 Futbol'a hoş geldiniz. Hayatın çok içinde olan haberler, üzücü haberler ama bunları da buradan okumak zorundayız. Çekmeköy Masterların futbolcusu Alican Ünlü'nün oğlu Efecan Ünlü vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve camiaya sabırlar diliyoruz. Geçen hafta oynanan Artık 49 Ligi maçında Tarabya Masterların futbolcusu Abdullah Yazıcı tendonu koptu maalesef. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Evet Ali abicim, üzücü haberlerle başladık ama çok hayatın içinde dediğim gibi. Maalesef öyle. Evet. Ben de Ünlü ailesine başsağlığı diliyorum. Tarabya Masterlardan Abdullah kardeşimize de geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olur. Evet. Yalnız bu arada Marmara Kırmızı Grup'ta Nargex Küçükçekmece'den Küçükçekmece'nin oyuncusu Mahmut Barız'ın babası vefat etti. Kendisi Elazığ'a gitmek zorunda kaldı. Acı haberi sabah erken öğrenmiş olduk. Kendisine de başsağlığı diliyorum. Barut ailesinin tamamına başsağlığı diliyorum. Aynı takımımızda yine Aydın Kocabaş'ta bir meşhur malum rahatsızlıktan dolayı, Covid-19'dan evet. dolayı bu haftaki maça gelemedi. Diğer arkadaşlarla da bir arada olamasın diye tedbirimizi aldık. Kardeşimiz evde karantinasını tamamlayacak. İnşallah erteleme maçında bizimle birlikte olacak diye laflarımıza bu şekilde başlamış olduk. Evet. Senenin son programı Nargex Engin Karahisar sezonunda puan durumunu, oynanan maçları, röportajlarımız olacak. Tabii ki olmazsa olmaz efsaneler köşemizin konuğu olacak. Mustafa Arabacıbaşı efsaneler köşesinin konuğu. Tavşan Mustafa lakabıyla tanıdığımız Ali abicim. Tabii. Şehit efsane köşesinin bence... Yani programımız olmazsa olmaz kısımlardan bir tanesi efsane köşesi. Evet. Bu haftaki yakalamış olduğumuz konuğumuz gerçek bir efsane. Evet. İnşallah hemen verecek miyiz? Yok, programın ikinci bölümünde yansında. İnşallah evet. biraz seyircilerimiz de merak etsinler tabii. Hakikaten teşekkür ederim. Evet. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Ben onu takip ettim, baktım. Sağ olun. İnşallah seyircilerimiz de zevkle izleyecekler. Kesinlikle çok beğeneceklerine eminim. Hiç vakit kaybetmeyelim Ali abicim. Çok sıkışık programımız. Marmara Beyaz Grup'la başlayalım isterseniz. Yönetmenimden Marmara Beyaz Grup'u rica edeyim. Marmara Beyaz 7. hafta maç sonuçları. Kadens Master 4, İstanbul Köy Hizmetleri 2, Dudullu Spor Masterlar 6, Üsküdar Masterlar 3, Polimex Dudullu Veteranlar 4, Selimiye Masterlar 1, Taşdelen Veteranlar 2, Ümraniye Masterlar 2, Çekmeköy Masterlar 3, Kars İstanbul Veteranlar 0, Şile Veteranlar 6, Power Master 2. Puan durumu: Çekmeköy Masterlar 19 puanla 1. sırada. 2. ve 3. sıradaki Kars İstanbul Veteranlar ve Dudullu Spor Masterlar ise 14'er puanda. 4. ve 5. sıradaki Polimex Dudullu Veteranlar ve Taşdelen Veteranların ise puanı 11. 6. sıradaki Ümraniye Masterlar 10 puan. 7. sıradaki Kadens Master 8 puan. 8. ve 9. sıradaki Üsküdar Masterlar ve Şile Veteranların puanı ise 7. 10. ve 11. sıradaki İstanbul Köy Hizmetleri ve Power Master 4'er puandayken son sıradaki Selimiye Masterlar ise 3 puanda. Marmara Beyaz 8. hafta maç programı: Kars İstanbul Veteranlar, Dudullu Spor Masterlar, İstanbul Köy Hizmetleri, Şile Veteranlar, Power Master, Çekmeköy Masterlar, Selimiye Masterlar, Taşdelen Veteranlar, Ümraniye Masterlar, Kadens Master, Üsküdar Masterlar, Polimex Dudullu Veteranlar, Marmara Beyaz Gol Krallığı, Ferhat Bıçakçı, Dudullu Masterlar 10 gol, Ahmet Çalışır, Üsküdar Masterlar 7 gol, İsmail Kurtuluş, Çekmeköy Masterlar 7 gol, Süleyman Özdemir, Kars İstanbul Veteranlar 7 gol, Cenk Değerli, İstanbul Köy Hizmetleri 5 gol. Sayın Uğur Lokumcu da çok güzel bir çalışma yapmış. Gol krallarının resimlerini koydu. Kendisine buradan teşekkür ederim. Çok güzel olmuş.
Evet Ali abicim, Marmara Beyaz grupta haftanın en önemli maçlarından bir tanesi Çekmeköy Master'larla Kars Veteranlar arasında oynandı. Çok merak ediliyordu maçın sonucu. Çünkü lideri değiştirebilecek bir maçtı. Fakat Çekmeköy, Şevket Üstünsoy'un 2 gol ve Sefer Gezer'in 1 golüyle 3-0 galip geldi. Şimdi biz geçen haftaki programda bir derbi maçından bahsetmiştik. Gerçekten de öyle oldu. İki takım da çok kaliteli takım. Bunu da kabul ediyoruz. Gol kralına da baktığınız zaman da lider takımlardaki gol atan futbolcu sayısının fazla olduğunu çok fazlasıyla görebiliyoruz. Ama bu hafta farklı bir şey var. Yani biz Kars kazanırsa lider değişebilir. Beraberlikte aynı sıra devam eder demiştik. Ama bugün İstanbul Kars Dudullu Master'larla bu hafta maç yapacak. Puanlar eşit. Burada da her şey değişebilir. İkincilik ve üçüncülük değişebilir. Beraberlik halinde aynı puanla avaraj olan önde olacak. Evet. Ama bu önümüzdeki hafta yine derbi gibi bir maç. Ben öyle görüyorum. Kars İstanbul'la Dudullu, Polimex Dudullu'nun maçları böyle geçecek galiba gördüğümüz kadarıyla. Fakat şu da var. Diğer onun altında olan takımlar 11 puanlı iki tane takım var. Polimex Dudullu, özür dilerim. 14 puanlı olan Dudullu Master'lar 11 puanda olan Polimex Dudullu. Evet. Çünkü Dudullu biliyorsunuz iki takımdan oluştuğu için bazen biz de böyle bir ufak da olsa bir hata yapıyoruz. Yine Taşdelen aynı puana sahip. Hemen arkasında Ümraniye Master'lar var. Onların da 10 puanı var. Yani bu grupta 7. hafta oynanıyor. İlk yarı bitene kadar her şey değişebilir. Belki lider değişmeyebilir. Çünkü Çekmeköy Master'ları ben bu grupta çok favori olarak görüyorum. Almış olduğu sonuçlarla bunu gösteriyor. Gol krallığınıza baktığınız zaman da şöyle bir şey var. Dudullu Spor, yani 3. sırada olan Dudullu Spor'da Ferhat Bıçakçı en fazla gol atan oyuncu ama gol sayısı 10, maç sayısı da 7. Yani diğerlerinin de 7 maçları var ama gol sayısı arada bayağı fark var. Süleyman Özdemir de Kars İstanbul Spor'da Süleyman Özdemir 7 golle takip ediyor. Yine Çekmeköy'de Master'lardan İsmail Kurtuluş ve Üsküdar Master'lardan Ahmet Çalışır'ın da 7'şer golleri var. Yani burada gol krallığı hemen hemen kafa kafaya çok çekişmeli bir şekilde geçiyor. Sadece Ferhat Bıçakçı 3 gol avarajla devam etmiş oluyor. Evet. Bu sene bu gol krallığının ön plana çıkması maçtaki skorları da çok etkiledi Ali abi. Etkiledi. Bu hafta Şile Veteranlar'dan Mustafa Özdemir de dikkat çekici bir performans gösterdi. Power Masters maçında 4 gol attı. Ya şu var, bazen şununla karşı karşıya kalıyoruz. Serdeniş olabiliyor bununla ilgili. Yani maçın artık hemen hemen 4'te 1'i kalmış gibi bir maç. Ama arada 3 skor veya 4-0 gibi bir maç varken neden daha fazla gol atılıyor? Nasıl olsa kazanmış diyorlar ama. Evet. Orada şu var. Gerçekten belki doğru bir serdeniş ama bir de şu var. Gol krallığı çok çok önemli. Futbolcular çok önemsiyorlar. Bence çok da güzel bir uygulama oldu. Şimdi gol krallığında yarışıyorsa insan 4-0 da 3 puan alıyor. 1-0'da da 3 puan alıyor. 2-0'da da alıyor ama gol krallığında gol adedi çok fazla olduğu için o arkadaşların da 4-0'dan sonra maçı asılmalarında kimse hor görmesin. Bence gol krallığının içinde güzel bir çekişme olacak. Ferhat Bıçakçı burada milli karma oyuncusu. Kars İstanbul Veteranlardan Süleyman Özdemir devrede dediğiniz gibi. Ben burada dikkat çekici isimlerden bir tanesi Çekmeköy Master'lardan İsmail Kurtuluş'u görüyorum. O da ilerleyen haftalarda devreye girecektir, üst sıralara gelecektir Ali abicim. O da milli karma oyuncusu. Ama onun sol ayaklı bir başka bir şey var. O 6 maç oynamış. Diğerleri 7. Bir maç eksiği var. Bir maç eksiği var. Evet. Bence de çok başarılı olur. Evet. Marmara Kırmızı bitti mi Ali abicim? Beyaz tabii, grupları. Tabii, beyaz. Evet, yönetmenimden Marmara Kırmızı grubu rica ederim. Kırmızı 7. hafta maç sonuçları. Avcılar Veteranlar 1, Kırklareli Fen Bilimleri 1, İstanbul Master'lar 3, Narix Küçükçekmece 1, İstanbul 25 Çat Spor ve Sentex Bağcılar maçı ise ertelendi. Puan durumu. Avcılar Veteranlar 16 puanla lider durumda. Kırklareli Fen Bilimleri aynı puanla 2. sıradayken, 3. sıradaki İstanbul Master'lar ise 6 puanda. 4. ve 5. sıradaki İstanbul 25 Çat Spor ve Bahçeköy Master'lar ise 4'er puanda. 6. sıradaki Sentex Bağcılar 3 puandayken son sıradaki Narix Küçükçekmece Akademi'nin puanı ise 2. Marmara Kırmızı 8. hafta maç programı. Avcılar Veteranlar Sentex Bağcılar. İstanbul 25 Çat Spor Bahçeköy Master'lar. İstanbul Master'lar Kırklareli Fen Bilimleri.
Nariex Küçükçekmece Akademi 8. haftayı bay geçecek. Marmara Kırmızı Gol Krallığı Ersin Aydın, Avcılar Veteranlar 8 gol. Ulaş Aslan, İstanbul 25, Çat Spor 6 gol. Sertan Kulabaş, İstanbul Masterlar 3 gol. Yılmaz Kebapçı, İstanbul Masterlar 3 gol. Bilgin Saykolu, Avcılar Veteranlar 3 gol. Evet, bu haftada burada önemli maçlardan bir tanesi Avcılar Veteranlar'la Kırklareli Fen Bilimleri Veteranlar arasında oynandı. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi berabere biter demiştiniz buradan geçen hafta, çok iyi hatırlıyorum. Büyük ihtimal demiştim, evet, ama. Evet, ve berabere bitti. Şimdi bu maçla ilgili VTR'lerimiz var. İlk önce onları seyredelim Ali abicim, sonra yorumlara geçelim isterseniz. Bahadır Uysal'ın röportajıyla başlayalım. Marmara Kırmızı 7. hafta... Kırk haftanın iyi akşamlar. İyi akşamlar. Maç öncesi başarılar. Kırk haftanın iyi akşamlar. İyi akşamlar. Maç öncesi başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız? 5 maçta 5 galibiyet. Evet. İyi gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle takım olarak bir uyum sağladık. Evet. Bu birincisiydi. Evet. Bu da nereden geldi? Arkadaşlığımızdan geldi. Samimi bir ortamımız var. Eski arkadaşlıklarımız var. Kesinlikle onları devam ettiriyorsunuz. Eski profesyonel oyuncuların beraber oluşturduğu çok bir ortam. Güzel. Tabii biz böyle bir ortamın içinde olmak çok keyif verdi bize. Çünkü ortam ciddi, çalışılmış bir ortam. Geldiğimiz yerlerde hazır bir ortam buluyoruz. Evet. Hakemiyle, stadıyla, ışıklandırmasıyla güzel bir ortam. Teşekkür ederiz sizlere de. TMVF'li ailesine söyleyeceğiniz bir mesajınız. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de en önemli şey doğru bir bilinçli başlangıç. Bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir ortam ayarladılar. İşte Avcılar'a geldik, onlarla oynuyoruz. Onlar da bizi dostça karşıladı. Bir aile oluşturduk. Çok güzel. Takımlar ayrı olsa da bir aileyiz hep beraber. Bu desteğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar. Çok sağ olun. Bahadır çok teşekkür ederim. Küçük bir söyleşi yapalım seninle. Tabii ki. İnşallah perşembe günü naklen yönümüz var. İnşallah hocamız da şu yaparsalı da yönlendir. İnşallah, inşallah. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 8 tane golünüz var. Evet. Başarılar diliyorum. Ne söylersiniz bu konu hakkında? Vallahi goller hakkında takım arkadaşlarımla beraber attık. Tek başıma atmadım. Eyvallah. Dolayısıyla onların yardımıyla oldu. Bize dokunmak kalıyor, atıyoruz. Onun dışında başka bir onu yapmak şey yok. Yani tabii ki öyle de arkadaşlarım tabii şeyini yemekten yanayım. Eyvallah. Dolayısıyla çıkıp oynamaya çalışıyorum. Nasıl hazırlandınız yani takım olarak? Vallahi yani hafta içi antrenmanlar yaptınız mı? Antrenman yapamıyoruz aslında ama bir gün yapabiliriz. Ama doğal olarak ben kendim de bireysel olarak yapıyorum. Başka yerlerde bu da de seni maçtaki şey performansına yansıyor. Tabii ki ben kendim antrenman yapmadan maçlara kolay kolay çıkmıyorum ama zaten bütün hafta doluyum neredeyse. Yani bütün hafta belki bir gün dinleniyorum. Onun dışında tekrar maçlar yapıyorum. Yani. 5 haftalık takımın gidişatıyla ilgili ne yorum yaparsınız? Avcılar ve Karanlar'ın gidişatıyla ilgili. Yani 5'te 5 yaptınız. Evet. Öncelikle de tabii tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Güzel bir başarı. İşte biz yani tesadüf değil aslında. Bu takım olarak iyi oynamaya tabii çalışıyoruz. Gelen rakiplere saygılı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bazen yükselebiliyoruz ama o normal oyunun içinde verdiği şey. Onun dışında yani iyi yapıyoruz aslında. Yani herkes birbiriyle iyi diyalogda. Abilerimiz var. Biz büyüküz, onlar bizden büyük. Eyvallah. Böyle kaynaşıyoruz yani. Evet, saygı seviyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ben başarılarını devamlı dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, Bahadır Uysal, Avcılar Veteran'dan Ersin Aydın'ın röportajlarını izledik. Ali abi ne kadar güzel değil mi? Bir deplasman takımı oyuncusu ne kadar iyi ağırlandığını, avcıların kendilerini ne kadar iyi ağırladığını söylüyor. Bahadır'ın konuşmaları çok hoşuma gitti benim. Ya ben bunlar hep böyle duymak istediğimiz, görmek istediğimiz evet, şeyler. Evet aslında, ama şunu söylemek istiyorum. Avcıların başkanı, Eyüp Başkan'ı da tebrik ederim. Evet. Gerçekten bu sene lige katılmasına rağmen çok kaliteli bir takım yapmış. Ve son derece centilmen bir takım. Yani şu anda lider oldukları için söylemiyorum. Kaybetseler bile o şeyi bozmayacak derecede evet, kaliteli bir takımları var. Tabii maç 1-1 bitti. Burada Murat Baytaroğlu'ndan bahsetmiştik geçen hafta. Yani Baytaroğlu lig başladığı zaman bir sakatlıktan henüz kurtulmamıştı evet, ama onun bu takım üzerindeki etkisinin fazla olacağını iddia etmiştik. Hatta geçen hafta evet, da Avcıları favori görüp fakat büyük ihtimalle bu maç berabere biter diye evet, bir yorum yapmıştık. İşte gollerden bir tanesi Murat Baytaroğlu atmış. Diğerini de Bilgin, Avcıların golünü Bilgin atmış ama Bilgin için bir parantez açacağım. Şimdi gol kralında Ersin önde gidiyor ama evet, Ersin forvet oyuncusu. Bilgin orta saha oyuncusu fakat gole çok yakın bir oyuncu. Yani
topu kat ettiği zaman ceza sahasına çok çabuk dik oynayan bir oyuncu. O yüzden gol atma avantajı çok daha fazla. Ben de Bilgin'i bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Ali abicim bir virgül koyalım. Avcıların golcüsü telefon attığımızda Ersin Aydın. Ersin iyi akşamlar. İyi akşamlar Abdullah Hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ersin 5 maç 8 gol. Neler söylemek istersin? Vallahi efendim Abdullah Hocam. 5 maç 8 gol diyorum, neler söylemek istersin? Vallahi öncelikle yani bu sadece benim başarım değil, takım arkadaşlarımla beraber başardığımız bir şey. Kendimden gelen, yani çalışıyoruz, koşuyoruz, oynuyoruz. Takım arkadaşlarıyla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla... Ersin lafını kestim ama röportajında bir ekstra antrenman yaptığını herhalde duydum. Evet. Biraz anlatır mısın, ne yapıyorsun? Vallahi Alpay Hocam, ben zaten normalde halihazırda zaten amatör kümede oynuyorum. Maşallah. Amatör maçlar başlayacak ama bu arada bizim U16, U18 takımları var. Göktürk Spor olarak. Evet. Hem onlarla beraber idman yapıyorum, hem onları bizim diğer hocamıza yardımcı olmak adına. Hem kendim yapıyorum, hem onlara yaptırıyorum. Onun dışında bireysel de kendim yapıyorum. Harika, harika. Vallahi şu anda zaten maçtan çıktım, antrenman maçından. Arabada sizinle konuşmaya çalışıyorum şu anda hocam. Peki Ersin, Kırklareli Fen Bilimleri maçını biraz değerlendirir misiniz, bize 1-1 biten maçı? Aslında ortada bir maç oldu hocam. Evet. İki takım da birbirini tartarak başladı oyun aslında. Biz 1-0 öne geçince Kırklareli Fen Bilimleri tabii defanstan biraz daha ileri çıkarak beraberlik yakalamak adına bayağı mücadele ettiler onlar da. Evet. Son dakikalarda penaltıyla beraberliği yakaladılar, sonra normal oyun düzenine dönüp zaten maç öyle bitti. Aslında biz de belli bir zaman oyunda düşüklük oldu. Onlar da iyi mücadele etti, biz de iyi mücadele ettik. Yani aslında beraberliği hak eden bir maç oldu. Herhalde sezon sonuna kadar birinci, ikinci böyle devam edeceksiniz gibi gözüküyor Ersin. İnşallah hocam öyle devam eder. Bilmiyorum ama tabii biz bir tık daha öne geçersek daha iyi olur ama evet. Biz Kırklareli'ye puan puana gitmek istemeyiz açıkçası. Evet, bence de oraya puan puana gitmeniz çok sizin açınızdan iyi olmaz yani. Ya olursa da artık yapacak bir şey yok. Oraya gidip çıkacağız, evet. Mücadelemizi yapacağız gentlemence. Kim iyi oynarsa, kim kazanırsa tebrik edip geri çıkacağız hocam. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Yönetim kurulumuz Ali Şahin var burada. Ali abicim, siz neler söylemek istersiniz? Ali Başkanıma da teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum ona da. Ersin, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Nasılsınız başkanım, iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sizin çalışmalarınızı biliyorum. Hatta Avcılar'daki kendi takımınızın olan antrenmanına gelemiyorsunuz. Başka yerde bu antrenmanı fazlasıyla telafi ediyorsunuz ama Avcılar takımı bildiğim kadarıyla çarşamba günleri Frisköy'deki statta bir antrenman yapıyor. Ama yapıyorlar başkanım ama ben fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum ama çok zor oluyor buradan gitmek. İşte ama başka takımda yani amatör takımda almış olduğunuz görevin de tabii etkisi var ama bence yapmış olduğunuz antrenman şu anki Veteranlar Ligi için bence fazla sınıf yapıyorsunuz. O yüzden de bu goller geliyor. Sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Takımımızla da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olasın. Ersin'im, tekrar görüşelim. Son olarak biliyorsun bu yeni yıl, bu senenin son programı. İki gün sonra yeni yıl artık. Evet. Bir takımlara, ailene bir mesajın var mı? Buradan bütün veteran takımların ya da bizi dinleyen herkesin yeni yılını kutlarım hocam. Sizlerin de dahil olmak üzere. Teşekkür ederim. İnşallah 2022 yılı bizim hepimize hayırlı olur. Bu İnşallah. Hastalıklardan işte pandeminin geçmesini canı gönülden dilerim. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir yeni yıla geçmiş oluruz. Yeni ikinci yarının başından itibaren sonuna kadar sakatlıksız güzel geçen bir ikinci yar olur inşallah. Herkesin yeni yılını kutlarım hocam. Yanımıza bağlandığın için ve bu güzel mesajların için sana çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Ersin. İyi akşamlar çok Ersin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler başkanım. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. İşte bu beyefendi futbolculardan
Evet. Bir tanesi. İnanılmaz derecede centilmen bir insan. Evet. Kendisini şahıs olarak da tanıdığım için bu kadar rahat konuşuyorum. Çok da başarılı. Bu başarısı devam eder. Bu grupta işte sadece işte avcılar ve kısa elini konuşuyoruz ama onun altında Türkiye şampiyonasına gidecek takım arasında 6 puan, 4 puan, 4 puan, 3 puan ve 2 evet, puan var. Evet. Bunların arasında çok fark yok. Çünkü kırmızı grup muhtemelen 3 takımla Türkiye şampiyonasına gidecek. Yani 1 ve 2'den sonraki 16'daki bütün takımlar 3.lük için çok ciddi şekilde bir çaba sarf ederler. İstanbul Master'lar şu anda 6 puana sahip. Çünkü geçen hafta Çekmece'yi yendikleri için 6, yoksa onlar da 3 puanda kalırdı. Veya bir beraberlik olsa ikisi 4 puanda kalırdı. Bu sefer de şey çok farklı olurdu. Buradaki sıralama çok farklı olurdu. Ama ikinci yarı her şeye bu grupta bütün sonuçlara gebe. Sadece 2 tane takımı saymasak. Yani Kırtareli ve Avcılar'ı saymasak. Şimdi gol krallığında da Ersin Aydın 8 golle lider götürüyor. İstanbul 25 Çat Spor'dan da Ulaş Aslan 16 golle ve 4 maçta takip ediyor. Evet, İstanbul Çat Spor'un normalde takım olarak atmış olduğu gol sayısı 10. Evet, yarısını, evet, hemen hemen yarısını. Evet, 60 gözüküyor. Evet. O yüzden de bu kardeşimizi canı gönülden tebrik ederiz. Evet, şimdi Hamza Dilli'nin yeni yıl mesajı var. Marmara bölge temsilcisi. Yönetmenimden onu rica edelim. Marmara Kırmızı Bölge Temsilcisi Hamza Dilli olarak 2022 yılında camiamıza başarılı, sakatlığın olmadığı, güzel vakitler geçirebileceğimiz keyifli zamanlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. Hamza Dilli'ye de bu güzel mesajı için teşekkür ederim. Biz de bu hafta artı 49 maçında da çok başarılı performans gösterip 2 gol attı. Yanlış görmediysem. Evet. Tebrik ediyoruz kendisini. Marmara Kırmızı Grup bittiyse Doğu Karadeniz'e geçeceğim Ali abi. Evet, evet. Evet, yönetmenimden Doğu Karadeniz bölgesini rica edelim. Marmara Kırmızı Bölge Temsilcisi Doğu Karadeniz 6. hafta maç programı. Artvin Master'lar Rize Veteranlar maçı ertelendi. Pazar Master'lar 4, Borçka Master'lar 6. Rize Yeşilçay Veteranlar Fındıklı Master'lar maçı ertelendi. Kemalpaşa Master'larsa 6. haftayı bay geçti. Puan durumu. 1. sıradaki Rize Veteranlar 15 puanla lider durumda. 2. sıradaki Rize Yeşilçay Veteranlar ve 3. sıradaki Borçka Master'larsa 9 puana sahip. 4. sıradaki Pazar Master'lar 6 puan. 5. sıradaki Fındıklı Master'lar 4 puan. 6. sıradaki Kemalpaşa Master'lar 3 puan ve son sıradaki Artvin Master'larsa 1 puanda. Doğu Karadeniz 7. hafta maç programı. Borçka Master'lar, Artvin Master'lar, Fındıklı Master'lar, Pazar Master'lar, Kemalpaşa Master'lar, Rize Yeşilçay Veteranlar, Rize Veteranlar 7. haftayı bay geçecek. Doğu Karadeniz Gol Krallığı, Yusuf Topçu, Rize Veteranlar 9 gol, İdris Gün, Borçka Master'lar 8 gol, Şaban Kap, Rize Veteranlar 8 gol, Ertan Başta, Rize Yeşilçay Veteranlar 5 gol, Lütfi Kocapir, Rize Veteranlar 5 gol. Evet, Ali abi bir VTR'miz var. İstersen değerlendirmelere geçmeden önce Mustafa Pazar Master'lar Başkanı Mustafa Bayır'ın bir VTR'si var. Yönetmenimden onu rica edelim. Evet, başkanım. Merhabalar. Merhabalar. Söyleyin başkanı. Evet, çayın başkenti Rize'nin Pazar ilçesinden herkese sevgiler, saygılar. Bugün oynayacağımız Artvin Borçka maçımızın maç saatini bekliyoruz şu anda. Dostluğumuz bizim kalıcıdır ve kalıcı kalacaktır. Takım olarak sakatlarımız vardı. Onlar da iyileştiler. İyi bir takımız. İyi sonuçlar almak için uğraşıyoruz. Ama önce dostluk, arkadaşlık kalacaktır diye düşünüyorum. Başka duygularını ne anlatmak istesin futbol hakkında? Ya biz şimdi temevfele olarak biz SEMA hastaları için sosyal sorumluluk projesini devam ettiriyoruz şu anda. Şu anda bir bebeğimiz daha var. Onun için de uğraşacağız. İki tanesinin %100 parası toplandı. Tedavisi sürüyor.
Şu anda diğer bebek için de elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Başarıdan devam ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Evet, Mustafa Bayar'a bu güzel röportaj için teşekkür ederiz. Zehra Bebe'ye inşallah önümüzdeki haftalarda gereken desteği sağlayacağız. Ali abi, Rize veteranların Doğu Karadeniz'de liderliği sürüyor. Namağlup olarak sürüyor. Almış oldukları puan da çok çok iyi. Şu var ama Rize veteranların şöyle bir avantajı var. Golcü sayısı çok fazla. Dikkat edersen 3 tane futbolcuya hemen hemen bölünmüş şekilde Rize'nin golü sayısı. Ama Rize Yeşilçay'da şu anda 9 puanı var ama bir maçı eksik onların. 15 puan Rize veteranların. Yeşilçay'ın da 9 puanı var ama bir maçı eksik. Burada başka bir şey daha var. Biraz önce işte Pazarspor kendi sahasında Borçlu'ya 6-4 yenildi. Buradaki sıralama da eğer ikisi de 6 puana sahipti. Eğer Pazarspor yenmiş olsaydı yer değişecekti. Hemen 3 puan fark oradan meydana geliyor. Bu grupta da takım sayısının az oluşundan kaynaklanan bir şey var. Yani ligi burada biraz daha erken bitirecek Marmara Kırmızı grup gibi. Ama gördüğümüz nokta şu. Rize veteranlar burada bence hemen hemen kesin garanti gibi konuşuyor. Eğer Allah'tan bir kaza bela işte sakatlık vesaire olmasa. Çünkü takımın gol sayısını çok ciddi şekilde yüklenen 3 tane futbolcusu var. Evet. Bunların bir tanesi de şimdi gol krallığında en önde gidiyor. Yusuf Topçu geçen hafta yayınımıza bağlanmıştı zaten kendisi. Evet. Ama başka bir şey bir daha var. Bir sakatlığı vardı. İnşallah o da geçmiştir. Borça maçta İdris Gün var. Bu 3 maç oynamasına rağmen 8 gol atmış. Gol ortalaması şu anda Yusuf Topçu'ya göre daha yüksek. Evet. Gol ortalamasına bakarsak daha yüksek. Evet, daha yüksek. Ama burada zaten genel Türkiye Şampiyonası gitmeden önce gol krallıkları belli olurken oynadıkları maç sayısına göre ortalaması alınacak. Öyle yapılması gerekiyor. Çünkü her grupta takım sayısı eşit olmadığı için. O açıdan diğer arkadaşların gol kralı adayı olan arkadaşların da şansları 3 maçta 8 gol atmak bence büyük bir rakam. Bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Artvin Master'lar beni şaşırtıyor bu grupta. Gerçekten. Çünkü çok eski bir takım. Köklü bir takım, hemen hemen federasyon kuruluşundan beri devam ediyorlar. Ama bence ikinci yere mutlaka ve mutlaka 3 tane transfer yapıp bu dengeyi değiştirebilirler. Çünkü biz onları Türkiye Şampiyonası'nda görmek istiyoruz. Çünkü kaliteli bir takım ve şu da var Rize veteranlarda, Artvin Master'larda. Ahmet Külük çok eskiden beri bu işin içerisinde ve bu işi çok iyi bilen bir insan. Evet. Ben mutlaka ikinci yarıda bu değerlendirmeyi fazlasıyla yapacak ve transfer yapıp takımı mutlaka Türkiye Şampiyonası'na getirecek diye düşünüyorum. Evet Ali abicim, bir soru var. Maçlar oynanmadan neden hükmen mağlup sayılıyor? Takımlar maçlara çıkmıyorlar mı? Sorun nedir? Tebrikler başkan, tebrikler hocam. Süper bir program oluyor. Selamlar Necdet Yetiş. Ali abi, Necdet takımlar... Yetiş bizim artık 49'un kalecisi. Evet. Sormuş olduğu soruyu şöyle cevap vereceğim. Eğer devam ederlerse, programda kırılırsa, bizim bir disiplinle ilgili bir anlatmam gereken konular var. Orada konuşalım. Orada zaten buna da değinmek zorundayız. Hem de takımlarımızı aydınlatmak için. Necdet Yetiş'e çok teşekkür ederim bunu sorduğu için. Zaten biz onu anlatacaktık. İnşallah program bitmeden önce vakit ayırıp onu fazlasıyla anlatmaya çalışacağız. Bir VTR'miz daha var Ali abicim. Doğu Karadeniz olması nedeniyle Temsilciler Kurulu Başkanımızın yeni yıl mesajını buraya aldım. Uğur Lokumcu'nun yeni yıl mesajını yönetmenimden rica edelim. Getireceği mutluluk, tüm kötülükleri ortadan kaldıracağı, başarıların başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatınızı dolduracağı, sağlıklı mutlu bir yıl dileğiyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Evet, Uğur Lokumcu'ya da, Sayın Uğur Lokumcu'ya da bu güzel mesajları için teşekkür ederiz. Biz de kendisine sağlıklı uzun ömürler ve uzun seneler diliyoruz. Bu puan cetvellerini, o gol krallıklarını program başında da söyledim Ali abi, harika yaptı. Yani o resim koyması falan çok güzel oldu. Ben hiçbir yerde görmedim mesela onu. Herhalde ilk bizim programda böyle bir şey oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu gol krallığı demin bahsettiğim sahneye. Bazı takımlar işte 4-0'dan sonra ya neden işte bu kadar işi ciddiye alıyorlar dediklerinin sebeplerinden bir tanesi gol krallığı. Bence olmazsa olmaz. Her ligde olması gerekiyor. Bence bu gol krallığının konulması da
lige çok daha farklı bir şekilde heyecan getirecek. Bir de takımlar kadro yaparken biliyorsunuz bazen çeşitli nedenlerden dolayı yedek futbolcu sayısı kulübelerinde az görüyoruz. Gelen sayısı bazen az oluyor ama belki bu gol krallığının yüksek oluşu da takımlardaki yedek sayısı kulübeyi biraz daha zengin yapar diye düşünüyorum. Evet. Hemen vakit kaybetmeden Batı Karadeniz'e geçelim. Yönetmenimden Batı Karadeniz'in görüntülerini rica edelim. Batı Karadeniz 7. hafta maç sonuçları. Karabük Aydınlık Evler 3, Safranbolu Veteranlar 3, Karabük Yaşa ve Yaşat 0, Karadeniz Ereğli Zafer 6, Kastamonu Masterlar 2, Bartın Şehit Uğur Akyer 1, Tosya Veteranlar 3, Çaycuma Veteranlar 0, Çankırı Belediye Veteranlar 2, Karadeniz Ereğli 1. Puan durumu: Kastamonu Masterlar 15 puanla lider durumda. Karadeniz Ereğli Zafer yine aynı puanla ikinci sırada. Üçüncü sıradaki Zonguldak Masterlar 12. Dördüncü sıradaki Çankırı Belediye'nin puanı 12. Beşinci sıradaki Karadeniz Ereğli ve altıncı sıradaki Bartın Şehit Uğur Akyer'in puanı ise 9. Yedinci sıradaki Karabük Aydınlık Evler 7 puan. Sekizinci sıra ve dokuzuncu sıradaki Tosya Veteranlarla Çaycuma Veteranların puanı ise 6. 10. sıradaki Safranbolu Veteranlar 4 puana sahipken son sıradaki Karabük Yaşa ve Yaşat'ın puanı ise 3. Marmara Kırmızı 8. hafta maç programı. Bartın Şehit Uğur Akyer Tosya Veteranlar, Karadeniz Ereğli Zafer Kastamonu Masterlar, Safranbolu Veteranlar Karabük Yaşa ve Yaşat, Karadeniz Ereğli Karabük Aydınlık Evler, Çaycuma Veteranlar Zonguldak Masterlar, Çankırı Belediye ise 8. haftayı bay geçecek. Batı Karadeniz Gol Krallığı: Ahmet Mıcık, Kastamonu Masterlar 12 gol, Suat Gergen, Karabük Aydınlık Evler 11 gol, Serdar Avcı, Karadeniz Ereğli 9 gol, Akın Gülal, Zonguldak Masterlar 6 gol, Hayrettin Uzun, Karadeniz Ereğli Zafer 5 gol. Evet, Kastamonu Masterlar emin adımlarla yoluna devam ediyor. Burada çok ilginç bir VTR'miz var Ali abi. Erzurumlu spikerin yorumuyla Çankırı Belediyespor SBD Karadeniz Ereğli maçını izleyeceğiz. Şimdi yönetmenimden bu maçın görüntülerini rica edelim. Evet seyir sayıncılar, ben spikeriniz Metin Saygınız, hoş geldiniz. Tribünler tıklım tıklım bomboş. Evet işte milli gururumu bugün inşallah bize söydürmez, canı yiyeyim. Kardeş bir gün beraber namaza gidelim, seni kurban olayım ben sana. Hazır Eliz buradayken videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın ha sakın unutmayın. İnşallah keyifli bir maç olur. Evet. Hele bu tiplere bak ya. Vallahi billah. Ey oğlum alın hep siz oynayın, bizi neye seslediniz ki buraya daha ya? La ilahe illallah ya oğlum. Aha babuş, an Allah esirgesin, Allah saklasın. Dedim yetti zaten. Bakacağız ne olmuş, ne olacak. Yani çok zor bugün. Öyle değil mi? Evet bizim yorumcu gelmemiş. Haydi oğlum Allah yardımcınız olsun haydi. Ya Allah bismillah han başladık. An. Allahümme salli ala seyyidina direkten döndü. Bak ben diyeyim al o direkleri biraz daha kenarı yapsalar gol idi ya. An bu ne içi? Ya şimdi başlayacağım tekrar hıza. Oğlum biraz daha böyle kenarı Bayburt'a doğru böyle vursan kakacak. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. La kardeş neydi siz ya? Allahu Ekber. Ya arkadaş neydi siz ya? Hasbinallahi ve nimel vekil. Kafasına vurdu tam. Olacak sakin ol ha. Aha. Haşlandık. Oğlum bak tutun bu topları tutun. Kalenin içine girmeden önce tutun bu topları. Çalak gibi bakırlar topa ya. O ona bırakır ya. Sonunda kaleyi buldu bizimkiler. Evet içeri bıraktı. Vur oğlum vur. Baban gemidin oğlum. Cağ kebabı yemedin mi maçtan önce? He? Vur bir tane atak ya. Biz taraf tutmuyoruz. Sadece maçın heyecanıyla alakalı bu sevgili seyirciler. Kusura bakmayın. Bakın Metin Bey burada bir örnek. Golü atmasaydı mümkün değildi, öne geçemezdi. O yüzden dediğim gibi yani gol çok önemli Metin. Evet sevgili seyirciler, Şemsettin Bey'in saçmalıklarını dinlerken pozisyonları kaçırırız. Kusura bakmayın. Baba tamam yedik, ben gözümü kapat. Kurban olayım yetiş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Oh. An. Bu nasıl bir düşmanlık kardeş ya? Sana kim küfür etti? Ne ettiler bunlar sana ya?
Böyle bir acımasız, hele buraya bak İpek dizdi ya. Murdar etti savunma. Ne boşuna bir orta açtı ya. Yani burada vursan ne olur, vurmasan ne olur. Arkadaş ne ilgisiz ya. Hasbinallahi ve nimel mekin. Orta. Oğlum gelin ben mi vurayım? Bir orta daha. İyi gidiyor, haydi vur vur vur. Tamam kardeş, gelin ben vurayım ya, siz çıkın. Ha? Kaleci son anda. Evet, tehlikeliydi, evet, kabul ediyorum bunu. Ama son anda da olsa tut. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Şut, kaleci son anda. Mükemmel bir şut, mükemmel bir kurtarış. Savunmadan dönüş, yine savunma. Şut, Sami Allahu limen amiden, bu da kaçtı. Bu da kaçtı, kurban olduğum. Orta içeri bir kafa. Oğlum biraz düzgün vurun, haydi olacak. Haydi oğlum, haydi vur. La oğlum, adam el bombası mı attı? Toptan neye kaçırsınız? Bir orta daha içeri. Kaleci yine tuttu. Tut tut, kupayı alacaksın, tut. Takımından çok emin. Bir tane atarım yatarım değil herhalde. Bakacağız. Oy! Hiçbir şey yok ki burada ya. Burada ne var arkadaşlar? Bir bakın ya. Bakın burada. Hadi Hüseyin be. Hadi. Bahtı kaleye. Oh my Allah'ım! Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te vurduğu gibi vurdu. Şimdi durum 1-1. Kaleye vurmasaydı gol olmazdı. Sizde hiç Allah korkusu yok mu ya? Ayıp. Biraz düzgün düş. Bir orta kafayla aşırttı. Rovaşataya kalk. Lan Rovaşataya kalksa lan buradan, böyle bir ters dön burada topa ya. Penaltı. Hakem verdi penaltı. Topu aldı. Gidin. 2-1 oldu. Oh my Allah'ım. Dualarımız kabul oldu. Senin ben surun sufatan kurban olayım. Yat secdeye yat oğlum. Allahu Ekber. Semi Allahu limen amiden. Futbol bu. Yıkıldılar. Gevşek gevşek oynarsınız. Yıkılırsın işte ambele. Ve maç bitti. Kendinize iyi bakın sevgili seyirciler. Kanalımıza abone olmayı ve Şemsettin Bey için life rekorunu kırmayı sakın ha sakın unutmayın. Bu güzel görüntüler için Harun Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Ali abi neler söylemek istersin? Sağ ol abi. Alışık olmadığımız bir maç anlatma şekli ama emeklerine hakikaten çok teşekkür evet, ederiz. Evet. Ve çok kısa zamanda yapmış bildiğim kadarıyla. Evet. Çok başarılı buldum. İşte bazen de böyle gülmemiz gerekiyor. Bu da futbolun eğlenceli evet, tarafı. Çok teşekkür ederim. Bu arada maçta 2-1 Çankırı Belediye'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Evet. Telefon attığımızda Kastamonu Spor'un golcüsü Ahmet Mucik var. Ahmet iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Nasılsın Ahmet, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Ahmet sesin biraz az geliyor. Duyuyor musun bizi? Şimdi nasıl? Tamam harika şimdilik. Programı takip ediyor musun Ahmet? Valla hocam ilk defa takip ediyorum bugün akşam. Şu ana kadar pek takip etme şeyimiz olmadı, fırsatımız olmadı. Antrenman saatlerimiz de denk geliyor. Evet. Öyle hocam. Evet, 6 maç 12 gol. Çalışma evet. Yapıyor musun? Nasıl, anlatır mısın biraz bize bunu? Hocam, şimdi herkes normal şartlar altında bir işi var biliyorsunuz. Evet. Onun haricinde de fırsat buldukça bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabii haftanın belli günlerinde. Evet. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani haftada iki gün olmak üzere. Onun haricinde de özel olarak çalışıyor muyuz derseniz hani pek çalışamıyoruz işimizden dolayı. O şekilde maçlarımıza hazırlanıyoruz. Ama dediğim gibi biraz da heyecanlıyım, kusura bakmayın. Kastamonu Master'lar olarak eski arkadaşlarımızla, işte profesyonel ve amatörde oynayan arkadaşlarımızla iyi bir ekip oluşturduk. 2-3 senedir bozmadan, iyi ki takviye yaparak her sene size katkı vermeye çalışıyoruz. O şekilde hocam. Bartın Şehit Uğur Akyer maçında boş geçmedin. 2-1 galip geldiniz. Maç nasıl geçti Ahmet? Hocam aslında son 2-3 haftaya baktığımızda küçük bir sakatlığım var. Ben kendi adıma söylüyorum. Ona rağmen arkadaşlarımı yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü takımımızda önemli isimler hep sakat. Şu anda 3-4 arkadaşımız sakat. Şehit Uğur Akyer maçında da hani iyi bir maç oldu iki takım için de. Başa baş bir mücadele oldu. Yani iki tarafta bayağı goller de kaçırdık.
Evet. O şekilde oldu hocam. İyiydi yani. Evet. Ahmet, stüdyoda Ali Şahin var, Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Ali Şahin. Ali abicim, siz bir şey söylemek ister misiniz? Ahmet, her şeyden önce tebrik ederim. Zor şartlarda antrenman dahi yapamadığınızı söylediniz ama gol ortalamanıza baktığım zaman bayağı yüksek. Bu açıdan sizi tebrik ediyorum. Zaten Kastamonu Masterlar ligimizin çok kaliteli takımlarından bir tanesi. Türkiye Şampiyonası'nda da başarılarıyla bunu görmüş olduk. Ben de size diğer maçlarda ve bütün arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ahmetciğim, son olarak bir senden yeni yıl mesajı alalım. Yeni yılda bütün takımlarımıza kazasız, belasız, sakatlıksız, sağlıklı, huzurlu, mutlu nice yıllar diliyorum. TMRF ailesine de bu organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ederiz. Bizleri 40 yaşından sonra unutmadılar ve böyle güzel bir organizasyonla bizlere bu hiçbir zaman herhalde ölene kadar terk edemeyeceğimiz futbolu yaşattırmaya devam ediyorlar. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ahmetciğim, yayına bağlandığın için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel mesajın için de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Herkese uzak doğusu sevgiler. Ahmet, iyi akşamlar. İyi seneler diliyoruz bütün arkadaşlar. Sağ olun. Evet Ali abicim. Vaktimiz var mı? Var biraz daha vaktimiz. Biraz değerlendirebilirsiniz. Şimdi Kastamonu 3 dakika kadar daha var. Kastamonu... İsterseniz şeyin VTR'sini isteyelim. Bir şeyimizin, temsilcimizin VTR'si var. İsterseniz onu isteyelim. Tamam, Müjdat hocamın. Müjdat Kırkaya'nın. Evet. İsteyelim. Ondan sonra kalan süreyi değerlendirelim. Sonra ikinci yarı devam ederiz. Yönetmenimden Müjdat Kırkaya'nın VTR'sini rica ederim. Müjdat Kırkaya, Türkiye Master Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu'nun Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi olarak ülkemizin yeni yılını kutlar, sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Umarım dünyanın başına bela olan pandemi sürecinde 2022 yılıyla beraber atlatmış oluruz. Herkese mutlu yıllar dilerim. Yani Müjdat Hocam'a bu güzel dilekleri için teşekkür ediyoruz. Oradan bile bir enerji geliyor. Yani devamlı güler yüzü hep onu söylüyorum. Bir futbolcu size nasıl itiraz eder diyorum. Hakemlikten gelme. Hakemlik de surat, mimik çok çok önemli. Evet, evet. Bunu da çok başarılı bir şekilde çok yapmış. Çok başarılı. Gerçekten öyle. En son yönettiğim maçta da milli kahramanımızın maçında da evet, ya hayran kaldım yani. O kadar yani yanına yaklaşamıyorlardı. Evet, Batı Karadeniz'i 2 dakikamız var. Ali abi biraz hemen, alayım hemen sonra devam ederiz. Özetleyelim istersen. Şimdi evet. Kastamonu şu anda lider. Karadeniz Ereğli, Zafermen o da aynı puana sahip ama 6 maç var şeyin Kastamonu'nun. Çankırı Belediyesi'nin 7 maçı var. Karabük Aydın Evler'in 7 maçı var. Fakat gol krallığında bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Şimdi Ahmet Mıcık evet 12 gol atmış ama maç sayısı 6. Yani evet. Maç başında düşen gol sayısı 2. Ama burada 3. sırada olan Serdar Avcı'nın Karadeniz Ereğli Masterlardan sağlıklı barış ve dostluğun olan maç başına atmış olduğu gol sayısı 3. 3'e denk geliyor. Yani 3 maç oynamış. Evet. 9 gol atmış. Demek ki burada da gol krallığı çok çekişmeli bir vaziyette geçecek. Yani görüntü o. Ama puan durumunda da şu Çankırı Belediye evet şu anda 12 puanda ama 7 maçı var. Hemen Zonguldak'ın 5 maçı var. Yani Zonguldak bence burada aynı puana sahip olmasına rağmen 2 maç eksiği var. Eğer Zonguldak bu eksik olan maçlarını tamamlamış olursa belki lider olarak 2 maçtan sonra çıkmış olabilir. Evet. Böyle bir puan tablosu var. Hemen üstündeki takımlar hem Kastamonu hem Karadeniz Ereğli Zafermen dediğimiz takımın da inanılmaz derecede iyi bir ekip olduğunu biliyoruz. Zaten puan durumunda da fazlasıyla yansıtmışlar. Zonguldak bence bu 4 takım içerisinde olacak takımlardan bir tanesi. Evet Ali abicim, Batı Karadeniz'e isterseniz reklamlardan sonra devam edelim. Bir virgül koyalım. Sonradan değerlendirmelere devam edelim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Naryeks ile Artı 40 Futbol devam. Naryeks ile Artı 40 Futbol devam ediyor.
Evet, artı 40 futbol kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ali abicim, bazı futbolcular lakaplarıyla yaşarlar, biliyorsunuz. Bence lakabına en yakışan futbolculardan birisi de Tavşan Mustafa'dır. Sarı Kanaryaların efsanevi futbolcusu Mustafa Arabacıbaşı. Yönetmenimden onun VTR'sini rica edelim. Mustafa Arabacıbaşı 6 Ağustos 1961'de İstanbul'da doğdu. Futbola Fenerbahçe'nin altyapısında başladı. Rüzgarla yarışır derecedeki süratı ve futbol aklı dikkatleri üzerine çekti ve 1979-80 sezonunda Sarı Lacivertli Kulüp'te profesyonel futbolculuğa ilk adımını attı. Sarı Lacivertliler 1979-80 sezonunda Şükrü Ersoy teknik direktörlüğünde başlarken 10. haftadaki Zonguldak spor maçından itibaren Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ziya Şengül olmuştu. Adem İbrahimoğlu, Fuat Güngör, Erol Togay, Cem Pamiroğlu, Raşit Çetiner, Yaşar Yiğit, Müjdat Yetkiner, Onur Kayador, Alpaslan Eratlı, Yenal Kaçıra, Emin İlhan, İsmail Göksu, Coşkun Demirbakan, Önder Mustafaoğlu, Mehmet Oğuz, Zafer Göncüler, İsmail Kurşun, Tuna Güneysu, Cemil Turan, Ali Kemal Denizci, Selçuk Yula, İbrahim Tok, Mustafa Arabacıbaşı, Şevki Şenlen, Bahri Kaya'dan oluşan bu kadro ligi 4 puan geride 2. sırada tamamladı. Mustafa Arabacıbaşı bu güçlü kadro içerisinde ilk sezonunda forma şansını yakaladı ve Başbakanlık Kupası'nı kaldırma başarısını gösterdi. 1980-81 sezonu Fenerbahçe açısından çok kötü bir sezon olmuştur. Rauş yönetimindeki Fenerbahçe sezonu 10. sırada tamamlamıştır. Fenerbahçe'nin tek tesellisi sezon başında oynanan Türk Sporları Yazarları Derneği Kupası'nı kazanmak olmuştur. Mustafa Arabacıbaşı ise sezonu 2 golle tamamlayıp ilk kez bir Avrupa Kupası maçında forma giymiştir. Mustafa Arabacıbaşı lakabının sonuna kadar hak eden futbolcuların başında gelir. Tabii ki hızından dolayı bu lakabı almıştır. Fenerbahçe'nin Almanya kampında aynı antrenman sahasında Alman atletizm takımı da çalışmaktadır. Mustafa'nın sürati Alman atletizm takımının hocasının dikkatini çeker ve Mustafa ile tavşan atletlerinin yarışmasını teklif eder. Fenerbahçe'nin hocası Rauş'tan izin alınır ve Mustafa inanılmaz süratiyle tavşan atleti geçer. Bu olaydan sonra Mustafa Arabacıbaşı artık Tavşan Mustafa lakabını almıştır ve sonraki yıllarda bu lakabı boşuna almadığını herkese kanıtlamıştır. 1982-83 sezonunda Branko Stanković yönetiminde Fenerbahçe ile hem ligde hem federasyon kupasında şampiyonluğa ulaşırken 2-1 kazanılan kupa finalinin ikinci maçında takımının son golünü kaydeder. Bu kupanın uzun yıllar konuşulacağı kimsenin aklına gelmemiştir. Çünkü kazanılan bu kupadan neredeyse çeyrek asır sonra 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe Federasyon Kupası'nın sahibi olacaktı. Kazanılan bu kupaya kadar 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten Mersin İdman Yurdu maçı gündemden düşmeyecekti. Uzun yıllar kazanılamayan kupanın nedeni sorulduğunda şaşkınlığını gizleyemeyerek kendi ağzından şöyle ifade etmiştir. Türkiye Kupası maçımızı Mersin İdman Yurdu'nu yenerek almıştık. Golleri Selçuk ve ben atmıştık. Hatta gol paslarını Selçuk bana, ben de Selçuk'a yapmıştık. Çok inanmıştık. Kupayı aldığımızda da çok mutlu olmuştuk. O günlerde bizim inanılmaz bir takım arkadaşlığımız vardı. Bir sezonda tam 5 kupayı müzemize götürmüştük. Lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası'ydı bunlar. Şimdi dönüp baktığımızda 26 yıldır Türkiye Kupası'nın alınamaması hayret verici bir olay. Çok güçlü kadrolar da geldi. Rıdvanlı, Oğuz Aykutlu kadrolar. Ama 26 yıldır Türkiye Kupası alınamadı. Çok ilginç demiştir. Fenerbahçe 1983-84 sezonunda da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmış Tavşan Mustafa kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiştir. 1984 sezonunun Temmuz ayında Sakaryaspor'a transfer olur.
Sakaryaspor'da geçirdiği iki sezonun ardından Kocaelispor'a transfer olan Mustafa Arabacıbaşı 1988 yılında bu takımın ikinci lige düşmesinden sonra Bakırköyspor'a transfer olmuştur. Kocaelispor'da oynadığı döneme ait en önemli anısı sezon sonuna doğru İstanbul'da karşılaştıkları Fenerbahçe deplasmanıdır. Fenerbahçe'nin de oldukça kötü olduğu ve ligi 8. sırada bitirdiği Pal Sernai tarafından çalıştırıldığı bu sezonda oynanan maç 1-1 sonuçlanmış. Fakat Tavşan Mustafa'nın yetiştiği Sarı Lacivertli takıma attığı gol hafızalara kazınmıştır. Tavşan Mustafa'nın attığı bu müthiş gol spor camiasından büyük ilgi görmüş, bir firma tarafından düzenlenen seçmede ise Şenez Erzik, Ergün Gürsoy, Veli Öztürk, Özer Kanur gibi isimlerden oluşan jüri tarafından ayın golü seçilmiştir. Mustafa Arabacıbaşı'nın formasını giydiği Bakırköyspor'da 1989-90 sezonunda Erdem Tuval yönetiminde 2. Futbol Ligi'nde şampiyon olarak şimdiki ismi Süper Lig olan 1. Futbol Ligi'ne yükselmiştir. Bakırköyspor Süper Lig'de Tavşan Mustafa, Aras Kievis, Novak, Fuat Buruk, Mücahit Yalçıntaş, Tevfik Saygılı kadrosuyla ligde kasırga gibi esmiştir. Mustafa Arabacıbaşı 1994 yılında profesyonel futbol yaşantısına çok sevdiği Bakırköyspor'da veda etmiştir. Arabacıbaşı 4 kez 18 yaş altı, 2 kez A milli ve 7 kez de 21 yaş altı takımı olmak üzere toplamda 14 kez milli takım formasını giymiştir. İlk milli maçına 24 Ağustos 1979 tarihinde Yunanistan U18 takımıyla oynanan Balkan Gençler Şampiyonası maçında çıkar. A milli takımla ilk maçına ise 9 Eylül 1981 tarihinde İzlanda ile oynanan 1982 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçında çıkmıştır. Çok sevdiği Bakırköy'den kopamayan Arabacıbaşı profesyonel futbol yaşantısının sonunda iş insanlığına soyunmuş, eski sporcuların spora gönül verenleri ağırladığı Bakırköy'deki mekanında unutulmaz anılar yad edilmeye devam etmektedir. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu olarak Mustafa Arabacıbaşı'na bir ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Neredeyiz? Evet Ali abicim. Ya ben çok duygulanıyorum rahmetli Selçuk Yılaları falan görünce. Evet. Harika bir takımdı o dönem. Yani Mustafa abiyi seyretmek ayrı bir keyifti. O Zurat Baba'daki şöhretler turnuvası vardı. Transferler hep orada tabii olurdu Ali abi. Evet. İlgiyle izlenen. İnanın büyük transferlerin çoğu o Zurat Baba'daki şöhretler turnuvasında biterdi. Tabii biz de Mustafa abi gibi ünlü yıldızları oralarda seyretme imkanı bulurduk. İstersen Mustafa abinin bize bir mesajı var. Onu da dinleyelim. Sonra üstüne konuşmaya devam edelim Ali abicim. Yönetmenimden Mustafa abinin BTR'sini rica edelim. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nda canla başla görev yapan bütün emekçilere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Evet Ali abicim. Ya şimdi çok güzel bir anekdottu o. Hani Almanya'daki bir kampta. Herhalde Rauş vardı galiba evet. Fenerbahçe'nin başında. Onun yapılan bir kamp, yani evet, kamp. Sezon öncesi yapılan bir kampta bir Alman atletlerinde aynı sahada antrenman yaptıkları yerde biz tabii tavşan atletleri şöyle biliyoruz. Rekor kırabilmek için evet. Atletlerin önde bir atleti koştururlar. Tempoyu yapıp yani rekora yakın insanların rekor kırması sağlayan hızlı atletler bunlar. Bir müddet sonra yarışı bırakırlar ama tempo yaparlar. Bunların içerisinde yarışması ve bu ismi alması çok enteresan. Ben de bunu aslında bugün öğrendim. Çok açık olarak söylüyorum. Yani Mustafa Arabacıbaşı'nın futbolunu vesairesini her şeyini çok iyi biliyorum. Yıllarca takip ettik ve çok başarılı bir futbolcu olduğunu da biliyorum ama bu lakabın bu şekilde geliştiğini ben bugün öğrendim. Siz de bunu hazırlamışsınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi 1961 doğumlu. Şimdi burada Bakırköy'de bir işletmesi var evet. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi tabii iş, güç vesaire her şeyin önüne gelebilir ama hemen bu sizin vasıtanızda da bir teklifte bulunacağım şimdi. Artık 49 ligimizde buyursun gelsin bizimle beraber oynasın. Biz de gurur duyarız evet. Ama vakti olur mu gelebilir mi orası bilmiyorum ama gelirse hem ligimize çok büyük katkısı olur diye düşünüyorum.
hem de biz de onunla beraber futbol oynamaktan çok büyük bir zevk alacağımıza inanıyorum. Mustafa'ya, abiye bu teklifinizi lütfen iletiriz. O da elinden geldiğince, Bakırköy Masterlar zamanında bize de çok yardımcı oldu. Hem abilik yaptı, her türlü yardımcı oldu. İnanılmaz bir insan zaten. Bakın orada bir şey daha var. İlk milli olma şeyini orada söylüyor ya. O tarihte aslında ilk milli takımın, A milli takımda forma giydiği zaman Fenerbahçe'nin o sene ligde 8. vesaire bitirdiği bir dönemdir. Yani evet. Fenerbahçe'nin çok başarılı olmadığı bir dönemde milli takıma seçilebilmesi de çok büyük başarı. Evet. Bu onun başarısını fazlasıyla ortaya koyuyor. Mustafa abiye buradan kucak dolusu sevgilerimizi iletelim. İyi ki varsın Mustafa abi. Evet Ali abicim, bölgelerimize devam edelim isterseniz. Evet. Ege bölgemizde kaldık. Sayın yönetmenimden Ege bölgesini rica ederim. Ege bölgesi 5. hafta maç sonuçları. Foça Masterlar 3, Saruhanlı 7 Eylül 0, Manisa Masterlar 3, Didim Masterlar 0, Sedat Altay Spor 2, Bodrum Turgut Reis 1, Soma Linyit Masterlar 3, Milas Gücü Masterlar 0. Puan durumu: Soma Linyit Masterlar 13 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Manisa Masterlar yine aynı puanda. Foça Masterlar 9 puanla 3. sırada. 4. 5. ve 6. sıradaki Didim Masterlar, Milas Gücü Masterlar, Sedat Altay Spor'un puanı ise 6. 7. ve 8. sıradaki Bodrum Turgut Reis ve Saruhanlı 7 Eylül ise 3'er puanda. Ege bölgesi 6. hafta maç programı: Bodrum Turgut Reis, Foça Masterlar, Didim Masterlar, Milas Gücü Masterlar, Saruhanlı 7 Eylül, Manisa Masterlar, Sedat Altay Spor, Soma Linyit Masterlar. Ege bölgesi gol krallığı: Gökhan Dürser, Foça Masterlar 7 gol, Eser Kasal, Soma Linyit Masterlar 7 gol, Erkan Demir, Soma Linyit Masterlar 4 gol, Volkan Türe, Milas Gücü Masterlar 4 gol, Şentürk Karabak, Sedat Altay Spor. Evet Ali abicim, Ege bölgesi değerlendirmelerini yapmadan birkaç tane mesaj var. İsterseniz onları okuyayım hemen. Hayırlı yayınlar Alpay Hocam. Ali Başkanım, TMFL ailesi olarak bütün veteran takımlarına yeni yılda sağlık, mutluluk, umut dolu bir yıl diliyorum. Mustafa Bayar. Alpay Hocam ve Ali abim, keyifle izliyorum. Sizlere de keyif alacağınız bir yayın akışı diliyorum. Yeni yılınız ayrıca kutluyorum. Sevgiler, Hamza Dilli. Mustafa Bayar'a ve Hamza Dilli'ye çok teşekkürlerimizi sunalım. Hayırlı programlar hocam. Ali Başkanım'a da selamlar. Fatma Zehra bebeğimiz için nefes alacağız inşallah hep beraber. Başaracağız Allah'ın izniyle inşallah. Fatih Şimşek'ten gelmiş bu mesajda. Her hafta severek beğenerek izliyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dilerim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Bayram İnci'den gelmiş. Kendisine de selamlarımızı iletelim. Evet Ali abicim. Bölgelerde hiç eksik maç olmayan bölge Ege bölgesi. Tamamı 5 maçında oynamış gözüküyor ama burada 2 tane takım, yani hem Soma Linyit hem de Manisa namağlup olarak yollarına devam ediyorlar. Puanları da eşit gördüğüm kadarıyla. Evet. Foça 3. sırada ama Foça'ya bir parantez açacağım. Foça hakikaten ligimizin çok önemli takımı. Kuruluşumuzdan beri var mı? Ben öyle mi hatırlıyorum? Foça var, evet. Var değil mi? Evet. Tabii başında da çok önemli bir kişi var her şeyden önce. Onun için ben Soma Linyit, Manisa ve Foça'nın Türkiye Şampiyonası'nda mutlaka ve mutlaka olabileceğini düşünüyorum ama 4. takım bunların içerisinde hangisi olur? Hepsinin şansları birbirine fazlasıyla eşit. Evet. Yani öyle görüyoruz. Ali abicim, Sedat Altay Spor'la Bodrum Turgut Reis arasında oynanan maçtan bir VTR'miz var. İstersen yönetmenimden onu rica edelim. Onun üzerine konuşmaya devam edelim. Veteranlar ve Masterlar kulübü olarak Kırgağaç, Sedat Altay kulübüyle bugün maç yapmak üzere Kırgağaç'a geldik. Kendilerinin yakın ilgi ve alakalarından dolayı Kırgağaç, Sedat Altay kulübüne ve kulüp başkanı sayın sevgili Sedat Altay Bey'e teşekkür ederek de ayrıca Kırgağaç kaymakamımız sayın Murat Bey'e de yakın ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Bodrum Belediye Başkanımızın Cevat Şakir kitabını ve Bodrum Belediye'mizin
kolonyasını kendine takdim etmekten gurur duyarım. Buyurun Sayın Berakalı. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Bey. Sizleri de görüşün ağabeyim. Yanaş biraz Selim, yanaş. Biz de sizleri burada ağırlamaktan dolayı son derece memnunuz. İnşallah centilmence, kardeşçe, dostlukça bir maç olur. Başarılı diyorum. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Bodrum'a geldiğinizde bizler de en iyi şekilde sizleri ev sahibi olarak şey yapacağız. Grup başkanı olarak Sayın Cengiz Bey. Size başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi her gittiğimiz yerde ilgi ve alakayla karşılanır. Aynı karşılığını da biz de Bodrum'da vermek isteriz. Hepinize başarılar diliyorum. Emeklerinize sağlık diliyorum. Ben de sevgili kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum buradan. İnşallah bu maçların kalıcı bir dostluk doğurmasını en içten dileklerim. Herkese başarılar. Başkan, spor. Skor değil, spor. Unutmayın, yazalım yine. Spor. Skor değil, spor. Şöyle hatırlayacaksınız. Evet, Turgut Reis veteranlar skor değil, spor sloganına devam ettiriyor Ali abicim. Bir Güngör Tekin, Enis Karabük, Cengiz Sarıoğlu'nun bir yeni yıl mesajı var. İsterseniz onu da izleyelim. Üstüne tekrar konuşalım Ali abicim. Peki. Sevgili misafirler, hepinize iyi günler. Türkiye'nin incisi Bodrum'dan Turgut Reis, Masterlar ve Veteranlar takımı olaraktan hepinize iyi yılları dileklerimizi vermek üzere toplandık. Şimdi sözü başkanımız Sayın Cengiz Sarıoğlu'na bırakıyorum. Ben de TMF Ligi Başkanı Kenan Göksu'ya başta, yönetim kurulu üyelerine ve bu lige katılan tüm takımlara hayırlı uğurlu bir sezon olmasını, sakatsız, belasız, birlik olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu ligimizi devamlı televizyonlarında bize gösteren TV 52 Ordu Televizyonu'na artı 40 futbola bu yayınlarından dolayı genel müdürlerine artı sunucularından Alpay kardeşime, Ali Bey'e ve Tekin Bey'e yeni yılda daha başarılı bir sezonlar geçirmesini temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi skor değil, spor diyorum. Herkese sevgi ve selamlar. Yeni yılda herkese sağlık, sıhhat, başarı diliyorum. Şimdi de yıllarca top oynamış, artık bir Türkiye'de bir ünvan kazanmış, İlk önce Galatasaray, ondan sonra Fenerbahçe'de oynamış. Sevgili Güngör Tekin abime bırakıyorum mikrofonu. Yapılan organize, ilk defa şahit oldum bu organizeye. Fakat daha önceleri neden yapılmadığını düşünmeye başladım. Çok başarılı bir organize. Yaşlısına, eski sporcusuna sahip çıkılıyor ve yeni bir kapı açılıyor. Bunun devamının getirilmesini gönülden diliyorum. Bu organizeyi yapanlar zaten devamını da getireceklerdir. Yeni yıl için bir şey diyor musun Güngör abi? Yeni yıl için? Evet. Mutlu nice yıllar diliyorum. Gençlerimize, yaşlılarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şimdi son sözü ben söylüyorum. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için sizlere çok ama çok acayip bir program hazırladı. Bunu yaşayacak ve göreceksiniz. Onun için ilk dörde kalmaya bakın. Sürprizlerimizi yılbaşından sonra açıklayacağız televizyonda. Ben de tüm Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu başkanına, yöneticilerine, televizyona sağlıklı ve mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Bu güzel dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ben de Güngör Tekin'i görünce aklıma hep Yumruk Show geliyor. Evet, Yumruk evet. Show'la o türbinleri nasıl coştururdu Ali abi, hatırlar mısınız bilmiyorum. Biliyorum. Hatta onun bir efsaneler köşesinde fazlasıyla izlemiştik. Evet, evet. Orada, ama burada şey vardı, skor değil, spor çok sloganlı, çok tuttum hakikaten. Çok güzel bir mesaj bu aslında. Çok güzel mesaj da Ali abi, dediğim gibi gol krallığı var ya, artık kimse şeye bakmıyor artık. Yani gol kralı olmak için büyük mücadele var şu anda. Ama herhalde o etkiliyor biraz gibi gol geliyor. Gol kralındaki rakamlar sizi yanıltmasın. Şöyle yanıltmasın.
Şimdi bu grupta, Ege grubunda Foça Masterlardan Gökhan Dursel 7 gol atmış. Somali Lig'den Eser Kaksal 7 gol almış. Miras Gücü'den Volkan Töre 4 gol. Somali Lig Masterlardan da Erkan Demir 4 gol atmış. Ama yüzdesi aynen şöyle. 7 gol atanın maç başına ortalığı 1.75. Evet. 4 gol atalım 1.40 ama yine 4 gol atan Erkan Demir'in ortalaması 2. Evet Ali abi. Yani maçta oynama sayısına göre bu değişebiliyor. Şeyi de Ege'yi de bu şekilde bitirelim. Evet. Çok hızlı geçmemiz lazım. Zaman daralıyor. Telefon attığımızda disiplinle ilgili konuşacağımız konular var. Onu açın, onu çok hızlı geçmemiz lazım. Telefon attığımızda Enis Karabük var. Enis abiciğim iyi akşamlar. Efendim. Saygılar, selamlar. Hepinize iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Seyrediyor musunuz programı? Seyretmez olur muyum? Bir üç hafta sizden ayrı kaldım işlerimden dolayı. Ama şimdi hem sizin televizyona dönmeniz geçmiş olsun tekrar dileklerimle. Teşekkür ederiz. Tekrar sizlerle beraberiz. Beni de hatırladığınız için, bağlandığınız için teşekkür ediyorum. Bundan ondan sonra Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol'da göre federasyon ailesinin başkanlarının hep yeni yıllarını en içtenlikleri dileklerimizle kutluyorum. Ali abicim, Ali Şahin, sevgili Ali Şahin abim, sizin de kutluyorum. Alpaya Bey, sizin de teşekkür kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi buyurun, sizin bana bir sorunuz varsa. Enis abicim, bu hafta 40 açtıydınız, 2-1 mağlup oldunuz. Biraz maç hakkında konuşalım. Çünkü süremiz şimdi, çok kısıtlı. Çok özür diliyorum tabii, sizden. Tabii. Şimdi Alpay abicim, ben gidemedim maça. İşlerimden dolayı gidemedim ama bana çekilen veterinleri size gönderdim. Biz bu hafta Foça'yı ağırlayacağız inşallah kendi sahamızda. Evet. Sahamızda. Ondan sonra tekrar Manisa'ya geleceğiz. Artık biz ikinci devreye odaklanıyoruz. Birinci devre hep deplasmanda oynadığımız için futbolumuzu tam gösteremedik. Ama ikinci devre iddialı olduğumuzu söylüyorum. Ondan sonra da ben de artık sizin ailenize katılacağım herhalde. Çünkü Sayın Başkanımız Kenan Gürsü bana bir görev verdi. Seni dedi Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'na bekliyorum dedi. Ben de buradan söz veriyorum. Ve size o kadar güzel bir program hazırlıyorum ki şimdi. Türkiye'de bakın hiçbir federasyon böyle güzel kutlama yapmayacak. Ben size söz veriyorum. Bu taşın altına elimi sokacağım. Hiç merak etmeyin. Harika bir program hazırlıyorum. İlk dörde kalması için bütün takımlara da söylüyorum. Evet. Bu şampiyonayı kaçırmayın. Bu şampiyona Türkiye'de çığır açacak. Çok güzel sürprizler dolu. Sonraki programlarda açıklayacağım. Onları sizlere veya konuk olacağım size. Sürprizlerle geliyoruz. Ben fazla uzatmayayım. Bodrum Turgut'tayız. Master ve Veteranlar takımı olaraktan herkesin yeni yılını en iyi dileklerimizle kutluyorum. Sevgiler, selamlar sunuyoruz. Sizi aramızda görmekten çok mutlu olacağız. Enis abicim, hayırlı akşamlar. İnşallah. Kucak dolusu sevgiler. Teşekkürler, selamlar bizden. Tamam, görüşürüz. Sağ olun. Evet Ali abicim. Hemen isterseniz Orta Karadeniz'e geçelim. Bence vakit kalmayacak. Hemen evet. Orta Karadeniz'e geçelim. Yönetmenimden Orta Karadeniz bölgesini rica ederim. Pardon, çok özür diliyorum. Erbay Bekir Ot Yıldız'ın yeni yıl mesajı var. Onu atlıyorduk. Evet, yönetmenim uyarıyor beni. Teşekkür ederim. Sağ olun. 2022 yılının öncelikle tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu ailesinin de yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılda da ayrıca tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Evet Erbay Hocam'a bu güzel mesajları için teşekkür ederim. Şimdi Orta Karadeniz bölgesine geçelim. Orta Karadeniz 6. hafta maç sonuçları. Ayancık Veteranlar 0, Fatsa Masterlar 3, Durağan Veteranlar 1, Boyabat Masterlar 1, Gerze Veteranlar 2, Samsun Masterlar Futbol Kulübü 1, Ünye Veteranlar 3, Sinop Tersane Spor 2, Çorum Hattusay ise 6. haftayı bay geçti.
puan durumu. Çorum Hattusa 15 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Fatsa Masterlar 12 puan. Üçüncü ve dördüncü sıradaki Samsun Masterlar ve Sinop Tersane Spor ise 9 puanda. Beşinci sıra ve altıncı sıradaki Ünye Veteranlarla Boyabat Veteranların puanı ise 7. Yedinci sıradaki Gerze Veteranlar 3 puan. Sekizinci ve dokuzuncu sıradaki Ayancık Veteranlar ve Durağan Veteranlar ise birer puana sahip. Orta Karadeniz 7. hafta maç programı. Boyabat Masterlar, Ünye Veteranlar, Fatsa Masterlar, Durağan Veteranlar, Samsun Masterlar, Ayancık Veteranlar, Sinop Tersane Spor, Çorum Hattusa, Gerze Veteranlar ise 7. haftayı bay geçecek. Orta Karadeniz Gol Krallığı, Özkan Özyurt, Fatsa Masterlar 7 gol, Mustafa Doğan, Çorum Hattusa 4 gol, Yunus Şahinkaya, Çorum Hattusa 4 gol, Murat Ülgen, Ünye Veteranlar 3 gol, Mehmet Ceylan, Ünye Veteranlar 3 gol. Evet, Çorum Hattusa Masterların liderliği devam ediyor. Bu hafta sürpriz bir sonuç yaşandı bana göre. Gerze Veteranlar, Samsun Masterları 2-1 yendi. Evet Ali abicim. Şimdi Samsun Masterlar köklü bir takım. Kadrosu çok geniş. İnanılmaz derecede yıllarca profesyonel oynamış takımlar var ama futbol keyifli tarafı bu işte. Hiç ummadığınız yerde böyle bir mağlubiyet alabiliyorsunuz. Gerze Veteranlar Samsun gibi bir takımı hem yendi hem ligde ilk galibiyetiyle başlamış oldu. Evet. Bence inşallah bunun devamını getirirler. Türkiye Şampiyonası'na katılırlar. Fakat burada Çorum Hattusa bir parantez açmak istiyorum. 22 gol atmışlar. Henüz kalelerinde gol görmemişler. Bunun haricinde başka bir şey daha var. Beraberlik ve mağlubiyetleri asla ve asla yok. Bir de şöyle bir şey var burada. Fatsa'nın bu pozisyona çok daha yakın olduğunu görüyoruz ama attığı gol sayısıyla 7 gol arasındaki avaraj 8, diğerinde tam 22 gibi bir avarajı var. Yani Çorum Hattusa son derece herhalde ofansif anlamda oyuncuya çok fazlasıyla sahip ve bunları da çok ciddi şekilde değerlendiriyor. Bence bu grubun en iddialı takımlarından bir tanesi Çorum. Samsun'u ben yine bu iddianın içerisinde çok fazlasıyla görüyorum. Sinop Tersane'nin de şu andaki almış olduğu puan, yani bu ilk dört takım arasında Türkiye Şampiyonası'na katılacak gibi gözüküyor. Sadece Ayancık Veteranı ve Durağan Veteranların henüz birer puanı var. İkinci yarı mutlaka bunları ilgili tedbir alacaklar ama herkes Türkiye Şampiyonası'na gelmek için gayret edecek. Neden? Çünkü Türkiye Şampiyonası, biraz sonra açıklayacağız kısmet olursa, vaktimiz kalırsa, bu sene çok daha farklı bir şekilde bir Türkiye Şampiyonası'nı hayata geçirmiş olacağız. Ki bunun için fazlasıyla çalışacağız ama programımızda vakit kalırsa onu anlatmaya çalışacağım. Gol krallığına gelince işte Çorum'dan iki tane futbolcu, Yunus Şahinkaya ve Mustafa Doğan, bence bu skorlardaki en büyük faktörlerden ikisi bunlar oluyor. Çok skorun fazla oluşunun sebeplerinde iyi golcülerin oluşundan kaynaklanıyor. Bu arkadaşımızı tebrik ediyoruz ama Özkan Özgürt Fatsa Masterlardan 7 golle 4 maçta olması 1.75 gol ortalamasıyla o da inanılmaz derecede çok başarılı. Yönetim kurulu üyemizden Murat Ülgen'in 3 gol attığını gördüm, sevindim. Kendisi aynı zamanda Ünye Masterların hem başkanlığını yapıyor. Evet. Hem bizim o bölgemizdeki yönetim kurulu üyelerimizden bir tanesi. Oynadığı mevki bildiğim kadarıyla genelde sağ açık veya sağ iç oynuyor. Buna rağmen iç gol atması da bence çok başarılı. Buradan Murat kardeşimi de tebrik ediyorum. Evet, biz de tebrik ediyoruz kendisini. Ali abicim, yönetmenimden Fatih Oğuz'un yeni yıl mesajı var. Orta Karadeniz bölge temsilcimiz. İsterseniz onu isteyelim. Daha sonra Doğu Anadolu ile devam, evet, edelim. Merhabalar, ben TMVFL Orta Karadeniz Bölge Temsilcisi Fatih Oğuz. Değerli dostlarım, çoğumuza göre beklentilerimizden uzak, yangınlar, seller ve ekonomik sorunlarla geçen bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. 2022 yılının insanların birbirlerine sevgi ve saygıyla, birbirlerinin dertleriyle üzüldüğü, mutluluklarıyla sevindiği bir yıl olması dileğiyle sevgiler, saygılar. Evet, Fatih Oğuz'a bu güzel mesajlar için çok teşekkür ediyoruz. Yönetmenimden hemen Doğu Anadolu bölgesini rica edeyim.
Doğu Anadolu 6. hafta maç sonuçları. Arpalı Belediye 1, Erzincan Masterlar 2, Can Erzincan Masterlar 0, Kelkit Masterlar 3, Refahiye Masterlar 3, Gümüşhane Veteranlar 0. Erzincan 13 Şubat'ta 6. haftayı bay geçti. Puan durumu: Kelkit Masterlar 15 puanla lider durumda. 2. ve 3. sıradaki Can Erzincan Masterlar ve Erzincan Masterların puanı ise 6. 4. 5. ve 6. sıradaki Erzincan 13 Şubat, Arpalı Belediye, Refahiye Masterlar ise 6'şar puanda. Son sıradaki Gümüşhane Veteranların puanı ise 3. Doğu Anadolu 7. hafta maç programı: Erzincan 13 Şubat, Arpalı Belediye, Erzincan Masterlar, Refahiye Masterlar, Gümüşhane Veteranlar, Can Erzincan Masterlar, Kelkit Masterlar ise 7. haftayı bay geçecek. Doğu Anadolu Gol Krallığı: Cafer Karali, Kelkit Masterlar 7 gol, Yunus Söylemez, Kelkit Masterlar 5 gol, Murat Karaağaç, Refahiye Masterlar 3 gol, Selvet Ergül, Arpalı Belediye 3 gol, Ferdi Şahin, Kelkit Masterlar 3 gol. Evet, Kelkit Masterlar en yakın rakibi Can Erzincan Masterları 3-0 yenerek, Cafer Karali'nin attığı 3 golü 3-0 yenerek liderliğini perçinledi bu Doğu Anadolu'da. Neler söylemek istersiniz? İlk kere orada bitmek üzere ama Can Erzincan hemen arkasında Erzincan Masterlar var. Onlar da aynı puana sahipler. Ben şöyle söyleyeyim, Kelkit takımı çok iyi takım. Çünkü Türkiye Şampiyonası'nın fazlası izleme şansım oldu. Ve sürekli bir arada oynayan bir takımdan oluştuğu için bence tam takım olma havasını tamamen yakalamışlar. Burada Kelkit'in atmış olduğu gol sayısı 19. Ama gol krallığına baktığımız zaman şöyle bir manzara çıkıyor karşımızda. Yani Cafer Karali, Yunus Söylemez ve Ferdi Şahin'in atmış olduğu gol sayısı 15. Evet. Yani bu takım 19 tane golünü 15 tanesini 3 tane futbolcu paylaşmış. Bence Kelkit takımı bu gruptan benim gördüğüm kadarıyla lider çıkar. Beni en fazla ya bu takım neden bu kadar puana, az puana sahip diye düşünülen takım Gümüşhane Veteranlar. Bence Gümüşhane Veteranlar bu bölgenin iyi takımlarından bir tanesiydi. Sonra kadrosu da çok çok iyiydi bildiğim kadarıyla. Hatta Küçükçekmece Veteranlar olarak biz Türkiye Şampiyonası'na gittiğimiz zaman Gümüşhane Veteranlar katılmamıştı. Transfer hakkımızı kullandığımız zaman oradan 3 tane futbolcu almıştık. Musa bizdeydi, Oğuzhan bizdeydi ki bence Türkiye'nin bu veteranlar şeyinde en iyi stoperlerinden birisidir. Evet. Hem defansif hem ofansif anlamda da oynayan bir kardeşimiz. Onların henüz düşmanda olması beni hakikaten yani şaşırttı. Ben onların çok daha üstte olmalarını bekliyordum. Refah'a diye yeri katılmasına rağmen ki her bölgede olan bir şeyi bugün karşımıza çıkabilir diye bekliyoruz. En altta olabilir mi diye düşündüğümüz pozisyonda. Refah'ın almış olduğu puan da yeni takım olmasına rağmen çok başarılı. İnanıyorum ikinci dönem, ligin ikinci yarısında Gümüşhane Veteranlar mutlaka bir çözüm bulup Türkiye Şampiyonası'na gelmek için gayret edecekler. Ama Kelkit'in başarısında canı gönülden tebrik ediyorum. Erzincan'ın 3 tane takımının olması o ayrı bir başarı. Erzincan'daki bütün takımları bu konuda tebrik ediyorum. Veteran takımlarını. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen Artı 49 ligine geçelim. Yönetmenimden Artı 49 ligine. Artı 49 ligi 3. hafta maç sonuçları: Polimex Dudullu 6, Narix Küçükçekmece 3, Bağcılar Masterlar 5, Tarabya Masterlar 4, Avrasya Masterlar 1, Üsküdar Masterlar 6, Paşabahçe Masterlar 5, Güneşli Yıldız Masterlar 2. Puan durumu: Polimex Dudullu Masterlar 7 puanla lider durumda. Bağcılar Masterlar aynı puanla ikinci. Paşabahçe Masterlar 6 puanla 3. sırada. 4. sıradaki Narix Küçükçekmece'nin 4 puanı bulunurken 5. sıradaki ve 6. sıradaki Üsküdar Masterlar ve Güneşli Yıldız Masterlar ise puanı 3. 7. sıradaki Avrasya Masterlar 1 puana sahipken son sıradaki Tarabya Masterlar ise henüz puanla tanışamadı. Artı 49 Ligi 4. hafta maç programı: Güneşli Yıldız Masterlar, Bağcılar Masterlar, Narix Küçükçekmece, Polimex Dudullu, Tarabya Masterlar, Avrasya Masterlar,
Üsküdar Masterlar, Paşabahçe Masterlar. Artı 49 gol krallığı, Hayrullah Kırtorun, Paşabahçe Masterlar 6 gol. Nihat Alkan, Bağcılar Masterlar 6 gol. Yunus Pakırtaş, Polimex Dudullu 4 gol. Mustafa Altuntaş, Naryex Küçükçekmece 4 gol. Turan Gökay, Güneşli Yıldız Masterlar 4 gol. Evet, bu hafta ben de Artı 49 liginde bütün takımları seyretme imkanı buldum. Ayrıca oynama imkanı da buldum, artık her ne kadar oynadım denilebilirse. Evet Ali abicim. Şimdi 49 liginde tabii bu hafta hem röportajlarımız vardı. Hem maç öncesi, hem futbolcuların hem de uzun zaman oynamayan arkadaşlarımızla birer röportaj yaptık. Onu bu hafta yayınlamak istemiyoruz. Çünkü konuşacağımız bazı konular var. Onları seyircilerimizle, takımlarımızla paylaşmaya çalışıyorum ama 49 liginin puan durumuna baktığımız zaman Polimex Dudullu ve Bağcılar Masterlar'ın 7'şer puanı var. İki takımı da çok çok beğendim. Gerçekten inanılmaz iyi takım. Burada en çok merak ettiğim Tarabya Masterlar'ın puanı olma işi var ya. Tarabya Masterlar'ı ben iki maçında seyrettim. Eksik kadroyla, yani hatta futbolculardan bir tanesi demin söyledik, talihsiz. Evet, Abdullah Yazıcı. Evet. Bir kişi eksik oynamasına rağmen şu anda bazıları Masterlar'a kaybettiler o maç ama bence oynadıkları futbolla almış olduğu sonuçlar örtüşmüyor gerçekten. Tarabya Masterlar'ın daha yüksek yerlere geleceğini ben gördüğüm kadarıyla, oynanan futbola göre öyle değerlendiriyorum ama daha 3. haftalar oynanıyor. Bu sonuçların her şeyini değiştirebileceği bir lig olacak. Çünkü henüz 3. haftadayız. Bu hafta zaten ligde maç olmayacak. Daha sonraki hafta lige devam edeceğiz. Yeni yıl nedeniyle maçlar bir hafta tehir gördü. Gol krallığına baktığımız zaman da evet, Bağcılar Masterlar'dan Nihat Alkan 3 maçta 6 gol atmış. Tebrik etmek lazım. Evet. Gerçekten maç başına atmış olduğu gol sayısı, ortalaması 2, çok yüksek. Hayrullah Kırtor'un 6 golü var ama 2 maçta yapmış. Gol ortalaması 3. Burada enteresan bir şey var. 4 gol atan Mustafa Altındaş, Küçükçekmece, Naryex, Turan Gökay, Güneş Yıldız Masterlar, Polimex Dudullu Masterlar'dan da Yunus Bakırtaş 4 gol atmış ama Yunus Bakırtaş sadece 1 maç oynadı. Maç başına atmış olduğu gol sayısı 4. Onu da Küçükçekmece, Naryex'e atmıştı. 6-3 biten maçın sonucunda 4 golü Yunus Bakırtaş attı. Gol krallığında da burada her şeyi değişebileceğini görebiliyoruz. Yani bir oyuncu 4 tane gol atabiliyor. Ortalaması 4 gözüküyor. Hayrullah'ın da ortalaması 3. Evet. Çok yüksek bir rakam. Bağcılar, Masterlar da hakikaten futbolu ekip olarak, takım olarak çok çok iyi oynuyorlar ve iyi organize edilmiş. Çok güzel de bu lige hazırlanmışlar. Onları da canı gönülden tebrik ediyorum. Benim de seyrettiğim kadarıyla Paşabahçe Masterlar dikkatimi çekti. Bağcılar Masterlar gözüme çarptı. Tarabya Masterlar. Sıfır puan olmasına rağmen. Evet, Polimex Dudullu. Tarabya Masterlar'da çok usta ayaklar var. Nihat Alkan, Kubilay Erel. Yani Kubilay Erel çok fark katar o takıma. Şeyde de Paşabahçe Masterlar'da da Metin Aksu, Hayrullah Kırktorun, Devrim Altıntaş, Bülent Soner. Yani bunlar çok etkili isimler. Çok organize bir takım Paşabahçe Masterlar. Yani ama şu var, yani 49 liginin hakikaten heyecan verici bir lig olduğunu hepimiz hep birlikte gördük. Evet. Ama şu da çok önemliydi. Bu hafta 8 yıl aradan sonra sizin de bir 15-20 dakikada olsa hakikaten sahada olmanız çok iyiydi. Görünen gibi kılavuz istemiyordu. Biz sizin birkaç hafta sonra eğer devam ederseniz çok daha başarılı olacağınızı ben %100 inanıyorum Kenan Başkan'la birlikte. O da sağ olsun kırmadı bizi. Evet. Bize Avrasya takımıyla beraber devam ediyorsunuz. Ezel Demirkol'un takımıyla beraber. Bence çok daha zevkli geçecek. Evet. Sizleri o ligin içerisinde görmek bizim için çok büyük mutluluk başkanımla birlikte. Teşekkür ederiz Ali abi de sahada sadece vardık. Yok ama o kadar 8 yıllardan sonra evet. O kadar normal. Ali abicim başkandan bahsetmişken onun da bir yeni yıl mesajı var. Tabii tabii. Kenan Gürsu'nun, isterseniz onun da bir mesajını dinleyelim sonra devam edelim. Değerli Türkiye Havasları Veteranlar Futbol Federasyonu ailesi. Yeni yılın sizlere, ailenize, çocuklarınıza, çevrenize, ülkemize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarımız mutluluk, bereketli, kazançlı, güzel bir yıllar olur.
tüm dünya insanlarına ve ülkemize barış, sevgi dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yönetim kurulum adına hepinize selamlıyorum. Yeni yılınızı tekrar tebrik ediyorum. Sağlıcakla kalın. Evet, Sayın Kenan Gürsü'ye de bu güzel dilekleri için teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz kendisine. Evet, artı 49'dan devam ediyoruz Ali abicim. Son 10 dakikamıza girdik. TMFL'nin Antalya'da Bülent Yelkenci artı 49 turnuvası olacak. Bununla ilgili biraz sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Öncelikle kaç takım katılacak Ali abi? Şu anda görünen takım sayısı 10. 11 de olabilir bu, 12 de olabilir ama bu hafta yılbaşı araya girdi ama pazartesi, salı kesin netleşmiş olacak. Her bölgemizden mutlaka bir karma olarak geliyor Anadolu'dan. Yani Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, Ege bölgesi. Ege bölgesinde bir takım bireysel olarak katılıyor. Didim Master'lar, onları da tebrik ediyorum. İstanbul'dan Narex Küçükçekmece, Avcılar Master'lar, Üsküdar Master'lar, Güneş Yıldız Master'lar, Dudullu Polimex ve Ümraniye Master'lar bu turnuvaya katılacaklar. Buradaki amaç şu aslında, en önemli şeylerden bir tanesi. Biliyorsunuz artı 49 ligi uluslararası müsabakaları bundan sonra yapmak istiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem onun alt zeminini oluşturmak istiyoruz. Yani nasıl artı 40 futbolumuzun milli karması varsa, şeyin de 49'unda bir milli karmasını oluşturmak için gayret ediyoruz. Onunla ilgili çalışıyoruz. Onun haricinde bir de şu var. Bölge temsilcilerimiz de bu fırsattan istifade ederek Antalya'da gündüz maçlar oynayıp gece toplantılarımızı yaparak hem bölge temsilcilerimizin fikirlerini almak, hem kendi fikirlerimizi, hem önümüzdeki sezon neler yapacağımızı inşa etmek adına çok önemli. Sadece orada da kalmayacak. Yönetim kurulu üyelerimizin tamamını Antalya'ya davet ediyoruz. Biz biliyorsunuz her yıl bir çalıştay yapıyoruz. Yani çok çok da önemli bu. Şimdi takımların serdenişleriyle ilgili bazı şeyleri, disiplinle ilgili biraz anlatacağım ama önce şunu söyleyeyim 49'u bitirmeden önce. Biz oradaki toplantının esas önem verdiğimiz şeyler şu. Biz işte her yıl bütün takımlarımıza dağıtılmak üzere bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamızın içerisinde bir tanesi şu. Bütün takımların bu ligi nasıl oynuyorlar, nasıl oynamaları gerektiğini, disiplin nasıl, Türkiye şampiyonası nasıl, tamamen bunun içerisinde şeyler var. Statü ve talimatların tamamı. Yani bu bizim futbolumuzun anayasası gibi düşünelim. O var. Bu çok çok önemli. Bunu yapıyoruz. Bunun üzerinde değişiklikler olacak mı olmayacak mı bunları tartışacağız. Çünkü önümüzdeki ligi erken başlatmak istiyoruz. Erken başlatmanın avantajını da takımlarımız için sağlamak istiyoruz. Bu her yıl yapılıyor. Ekstra masraflar yapılıyor ama takımlarımız için gerekli. Evet. Bilmeleri gerekiyor. Evet, bizim bir sistemimiz var. Sistemimizde bütün insanlar bunları fazlasıyla görebilir. Ama bazı takımları tenzih ederim. Onlar bunları fazlasıyla yapıyor ama yapmayan takımların da ellerinde mutlaka bulunması gereken kitapçık. Bir de antrenörün kitapçığı diye bütün takımlara dağıtmışız. Yıllarca çalışıyoruz, bunları yapıyoruz. Bakın, ben herhangi bir takımdan aldım, rica ettim. Neler çalışmışlar, neler yapmışlar. Burada anlatıyorlar adamlar bunu fazlasıyla. Evet. Yani özetle şu, kim hangi kişide kadroya çıkmış, ne yapmış, maç sonunda ne olmuş, kim ne yapmış, hepsi not almış. Yani şeylerimizin, teknik direktörlerimizin ve hocalarımızın da elini daha rahat tutabilsin, bir arşiv yapabilsin diye kullanmış olduğumuz materyallerden bir tanesi. Ali abicim, bir virgül koyayım. İsterseniz mesajlar var, birkaç tane okuyayım, sonra devam edelim. Amaç hızlı geçelim. Hemen ben çok hızlı geçiyorum. Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar Alpay hocam. Ali Şahin hocama da selamlar. TMFL ailemizin yeni yılını kutlarım. Daha nice uzun yıllar beraber olmak dileğiyle, sizinle olmak çok güzel. Gerze veteranlar Kenan Çalışkan. Gerze'ye ve Kenan Çalışkan'a selamlarımızı iletelim. Buyurun Ali abicim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi demin Necdet Yetişim bir tane mesajı vardı. Ne söylemişti bize burada? Maça gelmeyen takımlar hakkında mı bir şey söylemişti? Evet. Yani bunu biliyorsunuz. Şimdi Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Federasyonu'nun disiplini tamamen özerk. Yani yönetim kurulundaki bir insanın gidip disipline karışması veya müdahale etmesi falan asla söz konusu değil. Peki disiplin kurulundaki arkadaşlarımız nasıl çalışıyorlar? İşte demin bahsetmiş olduğunuz kitapçıkta her şeyin açık bir şekilde tarif edildiği, anlatıldığı maddelere göre ve bu ligin nasıl gideceğini, cezalar nasıl olabileceğini veya statüde neler olması gerektiğini fazlasıyla yapıyor. Bak, şunu ben kabul ediyorum. Bu belki bizim bir hatamız olabilir ama bu tamamen iyi niyetten kaynaklanmış bir şeydir. Şimdi disiplin kurulunun başına disiplin kurulu başkanı Bülent Erdemir'i koymamız belki garip gelebilir. Doğrudur. Şu açıdan garip gelebilir. Bilgisi, eğitimi vesairesi fazlasıyla var ama
hakem kurulu başkanının disiplin kurulu başkanının olmasını belki bize eleştirebilirler. Haklılardır ama şunu da söylüyorum. Bunda hiçbir sakınca yok. Bülent Erdemir bu konuda belki de en dürüst insanlardan bir tanesi. Ama belki şey olarak etik midir değil midir o tartışılabilir. Onu da burada ben açık yüreklikte bir yönetim kurulu üyesi olarak söylemek istiyorum. Şimdi itirazlara yapılan bu işte bir para yatıyorsun. Çok da cüzi bir miktarda bir para. Evet. Bu işte itiraza yapıldıklı oldu. İşte haklı olduğunuz zaman zaten onu size iade ediyor. Peki iade edilmeyenlerin neler olduğunu mutlaka kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Şimdi biz bunu birkaç sefer deklar ettik ama çok fazla söylemek de çok doğru değil. İşte 11 tane kız öğrenci okutuyoruz. Burslarla. Gurur duyuyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu bir kıvançtır ya. Ne kadar güzel bir şey. Evet. 11 tane öğrencimizi, kız çocuğumuzu okutabilmek. Artan paraların tamamı, hatta bunları da biz makbuzlarla daha önce gruplara atmıştık. 11 tane kız öğrenciye yatırmış olan paranın miktarını vesairesi dekontunu da göndermiştik. Bunun haricinde biliyorsunuz çocuklara kitap yardımı yapıyoruz. Bu kitap yardımları yapılırken de yani yönetim kurulu kendi cebinden harcıyor bu paraları. Yani sizden alıyoruz, kendim ödüyorum veya başkan veya vesaire. Ama artan paralarla ilgili eğer buradan artan paralar olursa geri dönmeyen paralar yani tahkime yatan paralarla ilgili bunların tamamı bu kaynaklara bir fon gibi aktarılıyor ve değerlendiriliyor. Bence bu da çok güzel bir başarı. Şimdi 3 yıl önceki fiyatlarımızla bu seneki fiyatlarımız arasında bir fark oldu mu? Olmadı. Olması gerekir miydi? Kesinlikle. Mutlaka. Evet. Yani bugün A'dan Z'ye hayatınız içerisinde ne varsa her şeyin fiyatları inanılmaz derecede yükseldi. Şartlar öyle oldu. Ama biz bunu ligimizin devam etmesi ve pandemi koşullarından insanlarımızın etkilendiğini bildiğimiz için biz bunu yürütmeye çalıştık. Bugün televizyon programını yapmayabilirdik. Çünkü ekstra bir masraftı bize. Ama buna rağmen kısıtlamadık. Şimdi hakem ücretlerindeki %70'e yakın artan rakamlar bizim ligimizi etkiledi mi? Hayır. Kimi etkiledi? Federasyonumuzu. Biz federasyon rakamını fazlasıyla yerine getirmek için elimizden gelen bütün gayreti yapıyoruz ve zor bir durum ama buna rağmen bu ligi bitireceğiz. Bu bir gerçek. Şimdi bir sekreteryamız var. Oraya para ödeniyor. Bunun haricinde biz vergiye tabiyiz. Biz kurumsalız. Evet. Vergi ödüyoruz neticede. Yani biz bütün takımlarımız bize parayı nereden gönderiyor? Banka üzerinden Türkiye Masters Veteranlar Futbol Federasyonu'na gönderiyor. Her şeyimiz bizim kayıt altında olduğu için bir de vergi ödüyoruz. Bunlar olduğu için de bunu ligin altından kalkmak bu şartlarda yani katılım bedelleri 8 bin lirayla olması söz konusu bile değil. Bunun herkes hesabını çok rahatlıkla yapabilir. Şimdi Necdet kardeşimiz bir soru sormuştu maça çıkmayan takımlarla ilgili. Yaptırım aynen şu. Bu kitapçığımızda ve sitemizde de fazlasıyla görebilirler. Birincisinde 3 bin lira para cezası veriliyor. Ama bu 3 bin lirayı federasyon almıyor. Yani gelmeyen takımdan alıp olan takıma veriyoruz. Eğer bu ikinci kez tekrar ederse puan silme gidiyor. 3 puan siliyor. Çok enteresan. Üçüncü kez bakın 3 sefer şanslanıyorsunuz bir takıma. Yani ligde kalması için elimizden gelen her türlü şeyi yapıyoruz. Eğer üçüncüsü de tekrar ederse maalesef çok da üzülerek ligden ihraç ediyoruz. Olması gereken bu. Diğer takımların haklarını başkasına yedirmemek açısından yapmış olduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Bir de şu var. Tahkim kurulunun almış olduğu karar asla ve asla bozulması söz konusu değil. Evet. Disiplin kurulunun almış olduğu karara itiraz edebilirsiniz. Bu sizin en tabii hakkınız. Ama tahkimin almış olduğu kararın bir üst ceza verecek veya indirecek makamı yok. Tahkimde bu iş bitmiş olur. Fakat şöyle bir şey daha var. Türkiye Masters Veteranlar Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunun müdahale ettiği bir tek nokta, tek bir nokta vardır bu ceza konusunda. Hakem raporları kesin ve kesindir ve onlar baz alınır. Ama onun haricinde sahada bulunan gözlemci veya işte saha komiseri veya buna benzer kişilerin bazı tespit ettiği yüz kızartıcı buna benzer başka bir şeyler bulduğu zaman hakem raporuna geçmediği halde bunu yönetim kuruluna bildirirse, yönetim kurulu da bunu ispat ederse tekrar disiplin kuruluna sevk edebilir. Kural bu, kaide bu. Evet. Bu da doğru bir sistem, çalışma şekli bu. O yüzden bütün takımların bazı şeyleri çok fazla bilmemeleri, bunları herkes için söylemiyorum, hiç kimse de üzerine alınmasın ama serdenişleri diyelim, bu serdenişlerini yapmamaları için veya daha doğru bilebilmeleri için
statü ve talimatları A'dan Z'ye okumalarında fayda görüyorum. Şimdi bana bugün söyleseler, şöyle bir görev verseler, işte disiplin kurulu başkanı olur musunuz? Olmam. Neden olmam? Şu açıdan olmam. Kendimi orada bu kadar bilgiye sahip olarak bilmiyorum. Ben de disiplin kurulu kararlarını vesairesini mevcut statü ve talimattan okuyorum. Ama bugün disiplin kurulunun başında olan adam hayatını burada geçirmiş bir insan ve bu adam bu işi ezbere biliyor. Ezbere bilen bir insanın yanında da ben bir dakika bakayım şurada ne yazıyordu diye söylemem doğru olmaz. Demin söylediğim gibi belki etik olmayabilir. Merkez Hakem Komite Başkanı'nın burada oluşu ama bu iyi niyetten kaynaklanan bir şeydir. Bülent Erdemir'in de hakkaniyet konusunda yine her şeyine A'dan Z'ye kefilim. Çünkü benim takımım hakkında da yapmış olduğu bir yaptırıma asla ve asla itiraz etmem. Bu itiraz etmediğim şeyi de bütün kamuoyunun tamamı biliyor. Türkiye Şampiyonası'nda yapmış olduğum bir kural hatasını benim önüme koydukları zaman çok teşekkür ettim, imzaladım ve kalktım. Bu kadar net ve basit. Önemli olan şu, biz her şeyden önce hoşgörülü olmamız gerekiyor birbirimize karşı. Demin verilen o dostluk mesajlarını falan çok önemsiyorum. İnanılmaz derecede önemsiyorum. Önemli olan da bu. Bugün artık 49'da oynadığımız Polimex Dudullu maçında onlar da yaşıyorlar. Biz de maç sonrası soyunma odasına gittik. Çok teşekkür ettik. Bizi 6-3 yendiler. Ama çok evet. Çok teşekkür ettik. Çünkü tertemiz pırıl pırıl bir maç oldu. Mutlaka birisi kazanacak. Birisi kaybedecek ama önemli olan ne? Bu dostlukları, bakın demin verilen o dostluk mesajları var ya, onları korumak bizim elimizde. Biz onları korumak için elimizden gelen gayreti önce kulüp başkanları, sonra futbolcular, bu ailenin içerisindeki herkes koruma için gayret ederse bence çok daha kaliteli bir lig oluşturacağız. Ali abicim, verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak yeni yıl, kısa bir yeni yıl mesajı alalım sizden. Programı kapatmak zorundayım. Yönetmenim uyarıyor beni. Öncelikle çünkü. Türkiye Masterlar ve Tanrılar Futbol Federasyonu ailesine, ülkemize, daha sonra dünya ve bütün insanlığa sevgi, barış ve dostluğun gelmesini, sağlıklı ve uzun ömürlü bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Barışın ve dostluğun kopmaması dileğiyle nice mutlu seneler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de tüm dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bu akşam da Artı 40 Futbol'un sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Esen kalın efendim. İyi akşamlar. Nargex Artı 40 Futbolu